İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin 25. kuruluş yıldönümünde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bundan 25 yıl önce kurulan Staj Eğitim Merkezi, misyonu ve vizyonu ile kuruluşundan bugüne hukuk camiası için büyük öneme ve değere sahip olmuş bir kurum oldu. Mesleğe yeni atılmakta olan genç meslektaşlarımız, burada meslek büyükleri ve değerli hocalarımızla bir araya geldiler. Onların mesleki bilgi ve tecrübelerinden faydalandılar. Uygulamaya yönelik çalışmalar, söyleşi ve seminerlerle profesyonel hayatlarının bu ilk adımında eşsiz deneyimler kazandılar. Böylesi önemli bir eğitim kurumunun 10. dönem başkanlığını yapmaktan ve staj eğitim merkezine emeği geçen değerli üstadlarımızı bu özel günde bir araya getirmekten büyük onur duyuyorum. Yıldönümümüzü birlikte kutladığımız bu özel günde sizi 25 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarmak istiyoruz. Bu yolculuğun başlangıcında öncelikle Staj Eğitim Merkezi'nin kurulmasına ve sonraki yıllardaki varlığına emeği geçen kaybettiğimiz tüm değerli baro başkanlarımızı, Staj Eğitim Merkezi başkanlarımızı, yürütme kurulu üyelerimizi, öğretim görevlilerimizi, üstadlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların emekleriyle bugünlere geldik. Huzur içinde olsunlar. Onlardan aldığımız ve büyük bir sorumluluk bilinci ve onurla taşıdığımız emanetlerini bizden sonra gelecek olanlara aynı değerde teslim edeceğiz. Şimdi ilk sözü kendisiyle aynı ekibin bir parçası olmaktan, birlikte çalışmaktan ve Staj Eğitim Merkezi'ne verdiği değer ve destekten büyük mutluluk ve onur duyduğum kıymetli baro başkanımız Avukat Mehmet Durakoğlu'na vermek istiyorum. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin öyküsü 1995 yılında Antalya'da yapılan bir sempozyuma kadar uzanıyor. O günü yaşayanların bugün bile övünçle anlattıkları o sempozyum sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında staj eğitimine yeni bir bakışın da başlangıcıdır. Staj eğitiminin giderek bir yasa hükmü haline dönüşmesinin başlangıcı da o sempozyumdur. Öykümüzü anlatırken bu sürece katkı veren bütün meslek ustalarımı saygıyla selamlıyorum. Kaybettiğimiz değerli üstadlarımın anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Süreci bir ucundan yakalamış bir avukat olarak gösterilen emeklerin olağanüstü inanç ve bilinci barındırdığına tanığım. Başka hiçbir karşılık beklemeden sadece mesleğe ve meslektaşa duyulan bir aşkın dışa vurumu olan bu emekler bugün İstanbul Barosu'nun belleğinde saygıyla saklanmaktadır. 25 yıl önce başka ülkelerin staj eğitimlerini inceleyerek geliştirilen yeni anlayışı ideal sayacağımız ölçütlere vardıramasak da hukuk fakülteleri mezunlarından avukat yaratma amacını büyük ölçüde gerçekleştirebilmiştik. 25 yıl önce küçücük bir odada başlayan ve giderek binalara sığamayan staj eğitim merkezimizin kurullarında görev alan, eğitmenlik yapan bütün meslek ustalarımızın el verme sanatına gösterdikleri önem her türlü takdirin üzerindedir. Bugün bu öyküyü yaşayanlardan dinleyeceğiz. Onlardan rol çalmak istemem. Ancak bugün içinde bulunduğumuz konumun 25 yıl öncesine göre ciddi farklılıklar içermesi nedeniyle karşılaştığımız yeni durumu ve yeni konumumuzu kısaca yansıtmak isterim. 25 yıl önce bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki hukuk fakültesinden şimdi parmaklarla bile sayılamayacak kadar çok fakültelere ulaşılmışsa, ihtiyacı ifade eden sayıların çok ötesindeki bu durumun faturasını gençlere çıkarmadan onların hukuk eğitimlerinin üzerine avukatlık koyma iddiasına nasıl katkıda bulunacağımız bizim için en önemli uğraş alanı oldu. Bu sürecin bize dayattığı nitelikli avukat gerçekliği bugünün staj eğitimini başka bütün zamanlardan farklılaştıran bir temel özelliği içeriyordu. Daha da önemlisi, dünyada ve Türkiye'de yaşanan değişim ölçekleri yeni bir avukatlık modelinin gelmekte olduğunu bize anlatmaktaydı. Genç meslektaşlarımızın bu yeni modele entegre olmalarını sağlamalıydık. Nitelikli avukat yaratmanın başlangıç koşullarının doğrudan barosu tarafından verilmesi şimdinin stratejisi olarak saptandı. Dünyanın en büyük barosu olmakla övünen bir baro, bunun tafrasını satmak yerine gereğini yerine getiren yeni anlayışlara yönelmeliydi. Şimdi bu stratejiyle avukatlığın bitmek bilmeyen öğrenme tutkusunu yeni alanlara yönlendiren bir algıyı yönetmeye çalışıyoruz. İngilizce derslerinden uzmanlık alanlarına kadar geliştirdiğimiz yöntemleri staj eğitim merkezimizde başlayan bir duyarlılık ölçümleriyle geliştirme evresindeyiz. Anlatmaya çalışıp gereğini de yapıyoruz ki
yakın gelecekte dönüşeceği anlaşılan yeni avukatlık modeline uyum sağlanması bu koşulların yerine getirilmesiyle başlayacaktır. Her dönemi kavramakla kalmayan, geleceğe de projeksiyon tutan bir büyük birikimin adresi konumundaki İstanbul Barosu'nun idealize ettiği staj eğitimine de kavuşacağını, bugünün olağanüstü çaba ve başarılarının bizi bu hedefe götüreceğini biliyorum. Artık eskiyen ve günü de kavrayamayan yasal düzenlemelerin gelecekte kavuşacağı derinlik, bu amaca ulaşılmasındaki en somut olgu konumundadır. Siz bu öyküleri onlardan dinlerken, 1996'dan bu yana yetişen her avukatta emek sahibi olan bu özverili ustalarımıza olan minnetimizi de aklınızda tutun lütfen. Ve hiçbir zaman adalete olan inancınızı da yitirmeden. Sevgi ve saygıyla. Değerli Baro Başkanımız Avukat Mehmet Durakoğlu'na bu kıymetli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Staj Eğitim Merkezimizin tarihinin en başına gideceğiz. Bu hikayenin başlangıcını kurucu başkanlarımızdan, değerli Baro Başkanımız Avukat Turgut Kazan'dan birlikte dinleyeceğiz. Avukatlık bana göre hukukçu olmanın ötesinde artı avukat olmaktır. Çünkü ben hep şöyle görmüşümdür. Avukatlık bir çözüm üretme sanatıdır. Yani müvekkilinizin özgürlüğü ya da başkaca hakları konusunda işte hukukçu olarak edindiğiniz birikimleri bir avukat olarak o olaya yansıtmak, yansıtabilmek, başarılı biçimde yansıtabilmek ve çözüme ulaştırılması konusunda görevinizi dosdoğru biçimde yapabilme sanatıdır. O sırada hukuk fakülteleri sayısı artmaya başlamıştı. İnanılmaz biçimde tabii şimdi bunu duyanlar çok şaşıracaklar. 7 olmuştu. Tabii 7 sayısı aslında çoktu. Üstelik de birçoğunda önemli ölçüde kalite sorunu vardı. Bu yüzden bir kere ben baro başkanı olarak o tarihlerde bu 3 fakültenin Erzincan, Konya, Diyarbakır fakültelerinin derhal kapatılması gerektiğini ve o fakültelerdeki öğrencilerin işte İstanbul ve Ankara'ya yerleştirilmeleri gerektiğini, bundan sonra hukuk fakültesi açılırken de Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı üçgeninde ve Ankara-İstanbul fakültelerinin oluruyla mümkün olabilmesi gerektiğini anlatıyordum. Çünkü avukat sayısı sınırsız artıyor, kalite sorunu yaşanıyor ve avukat sayısı artarken insanlarımız avukatsız kalıyor diyordum. Bu nedenle o öğrendikleri hukuk birikimiyle, edindikleri hukuk birikimiyle mesleğini avukat olarak yapabilmesi için bir başka şey yapmak gerekirdi diye düşünüyordum. Yasalar çok el vermiyordu. Sözüm ona staj yapılıyordu ama işte boş bir biçimde yürüyordu. O yüzden çılgınca bir kararla staj eğitim merkezini kurduk. Çok bir şeydir. Karşı çıkanlar oldu. Yürütemezsiniz diyenler oldu. Hatta engel koymaya çalışanlar oldu. Ama zaman içinde bu girişim işte tuttu, yürüdü ve geliştirilerek, zenginleştirilerek bugünkü düzeyine getirildi, geldi. Doğrusu bu çalışmalarda katkısı bulunan ve Staj Eğitim işini bugünkü düzeye getiren tüm meslektaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Yani şu anda bir tören benzeri bir şey yapıp yapmadığımızı çok iyi anımsayamıyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yasal, yani şöyle yasal temeli yoktur diye hani biraz önce söylediğim gibi karşı çıkanlar oldu demiştim. Çünkü tam yasal bir temeli olmadığı için işte örneğin stajyerinin oraya gelme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılması
Örneğin kendi çocuğunun, oğlunun ya da kızının staj aşamasında staj merkezine gelmesinin zorunlu kılınmasına ilişkin uygulamalarda yasal temel olmadığı gerekçesiyle çok ilginç biçimde önemli ismi olduğu düşünülen bazı avukat arkadaşlar engel çıkarmaya bile çalıştı. Ama buna rağmen biz işte stajın başarılı olmaması durumunda uzatma konusunda verilen yetkiyi esas alarak bunu tutturacağımızı ve başarılı olacağımızı düşünüyorduk. O yüzden ısrar ettik ve işte bir çeşit bugünkü düzeyine gelebilmesi için bir olumlu bir başlangıç yaratmış olduk. Şimdi tabii hani fakülte sayısının önemli olduğuna vurgu yapmıştım. Oradan devam edeyim. Tabii niye çok daha gerekli olduğunu, çok daha yarar sağlayabilecek durumda olduğunu anlatmak için söylüyorum. Biz kurarken 7 fakülte vardı demiştim. Üstelik onların bir bölümünde ciddi bir kalite sorunu yaşanıyordu demiştim. Şimdi 100'e yakın fakülte var. Ve bunların büyük çoğunluğunda kalite sorunu yaşanıyor. Yani avukat sayısı artıyor, çok artıyor, çok artıyor ama ben altını çizerek söylüyorum. Kalite sorunu yaşandığı için aslında insanlarımız önemli ölçüde avukatsız kalıyor. Yani bu niye böyle oldu? Bu konudaki değerlendirmemle birlikte söyleyeceklerimi tamamlamak isterim. Ben öyle inanıyorum ki şu anda biz 7 fakülte çoktur. Sayı arttıkça kalite sorunu yaşanacaktır ve insanlarımız avukat sayısı artarken avukatsız kalacaktır uyarılarını yaparken tam tersi bir gelişme oldu. Sayı arttıkça arttı, arttıkça arttı, arttıkça arttı. Ben o zaman anladım ki sayıyı artıranlar aslında hukukla ilgili kaliteyi zaten yok etmek istiyorlar. İstanbul Barosu'na bağlı ve başka barolarımıza bağlı bu türden staj eğitim merkezlerinin ne kadar gerekli, ne kadar önemli olduğunu da söylemiş olurum diye düşünüyorum ve sözlerimi burada bağlamak istiyorum. Değerli Baro Başkanımız Avukat Turgut Kazan'a çok teşekkür ediyoruz. Çılgınca bir kararla staj eğitim merkezini kurduk. Ama zaman içinde ne kadar doğru bir karar olduğu görüldü dedi. Biz de katılıyoruz kendisine. Şimdi 1996 yılına staj eğitim merkezimizin kurulduğu yıla gidelim. Ve staj eğitim merkezimizin kuruluşunda büyük emekleri olan ilk staj eğitim merkezi binamızı meslektaşlarımıza ve baromuza kazandıran değerli baro başkanımız Avukat Yücel Sayman'a sözü bırakmak istiyorum. Staj eğitim merkezinin kurulması fikri ilk olarak Avukat Turgut Kazan'ın İstanbul Barosu başkanı olduğu dönemde ortaya çıktı. Sanıyorum Antalya'da yapılan bir toplantıda bu fikir ortaya atıldı. Yani Enis Coşkun ve Haluk tarafından ortaya atıldı ve başını onlar çekti. Çok parlak bir fikirdi ve o dönemde Barosu'nun içinde staj eğitim merkezi staj eğitimine başlandı. Akabinden ben baro başkanı oldum bizim arkadaşlarla birlikte. Bu staj eğitim merkezi staj eğitimine çok önem veriyorduk ve bir merkez kurulmasını bağımsız yani özelliği olan mümkün mertebe İstanbul Barosu yönetiminin elini uzatamayacağı, sadece ne yardım edebileceği, isteklerini yerine getirebileceği ama kendi özellikleri olan, kendi olan bir kurum haline gelmesini düşünüyorduk. Bu bir hayalimizdi ve hayalim benim, en azından benim hayalim olarak yani bir kurumsallaşması için bu bizden önce kurulmuş olan ve faaliyetlere başlamış bulunan merkezin kendine özgü bir binası olması gerektiğiydi. Şimdi bu binayı
Ya o zamanlar böyle büyük paralar falan yoktu. Orada hatta borç içindeydik. Ben çok büyük bir binayı, şimdi General Yazgan Sokak içinde civarlarda büyük bir binayı kiraladım. O binanın tamir edilmesi gerekiyordu, yapılması gerekiyordu. Bunun için para gerekiyordu. Baron'un kendi böyle bir parası yoktu. Sandığım bile böyle bir parası yoktu. Yani büyük bir şeyle bir Harabe Partisi, aynen ismini hatırlıyorum, Harabe Partisi de çünkü bir de harap vaziyetteydi yaptık. Orada herkesi çağırdık, herkesi heyecanlandırmaya çalıştık. Niyetimiz bir para toplayabilmekti bunu yapabilmek için. Nitekim 3 milyon liraya o günkü şey değerlerde 3 milyon liraya yakın bir bağış aldık. Staj eğitim merkezi kurabilmesi için bu bağış. Aldığımız bağış avukatlardan toplanan bağıştı. Yani en az 50 lira veriliyordu. 50 lira ya da daha yüksek verenler vardı ve bir plaket yaptık tam şey. Bağış verenlerin isimlerinin olduğu bir şey. O şimdi nerededir bilmiyorum var mı yok mu. Oraya mesela ben kendi ismimi koymamıştım. Yani ben parasal olmasa bile büyük bir emek sarf ettik oraya ben ve arkadaşlarım. Ve o bir şeyi kurduk. Öyle bir heyecandan kurduk. Yani bir binası oldu ve kendi özelliği olan bir yönetim görüyorduk bu Baros'tan Eğitim Merkezi'nin. Öyle bir olması için de çalıştık. Şimdi burada esas ilk kuruluşunda fikir babası olarak ve sonra uygulamasında hatırladığım kadarıyla isimleri geçenler Avukat Enis Coşkun'du, Avukat Haluk İnanıcı'ydı, Avukat Gülçin Çaylıgil'di, sonuna kadar hep vardı o, Gül Erman'dı, Avukat Gül Erman. Ve Galip Rahmetli, Galip Yağcı vardı. Yani hatırladım, yani bir sürü vardı, 200'e kadar isim var da en büyük çaba gösteren isimler olarak bu arkadaşları ben hatırlıyorum. Ve bir başka isteğimiz de o Avukat Staj Eğitim Merkezi'nin hukuku tekrar öğretmeye kalkan bir merkez değil, avukatlığı kendisini öğretmeye öğreten, avukatlığı kendisinin sanatsal faaliyetini geliştirecek olan bir merkez olmasını istiyorduk. Şimdi bunun böyle olması için genç avukatları, yani genç stajyerlerin bir defa geçim kaygısının olmaması gerekiyordu. Yani en azından işte günlük gazetelerini, dergilerini alabilmek, kahvaltı edebilmek, yemeğini yiyebilmek, haftada ayda bir arkadaşlarıyla birlikte bir yemeğe çıkabilmek, sinemalara gidebilmek için İstanbul Barosu'nu onlara bir staj kredisi vermesi gerektiğini düşünüyorduk. Bütün barolar açısından bunu düşünüyorduk. Ama o zaman fikir olarak da baro pulu fikrini, vaktiyle bir uygulaması olan İstanbul'da da baro pulu fikrini ortaya çıkarttık. Yani buna göre her avukat vekaletnamesini verirken, kurulurken bir bu yapıştıracaktı. Bu baro pulu çok yüksek miktarlar tutuyor. Bu baro pulunun gelirlerinden de işte biz avukatlara yani o zaman kira işlerle ayda 500 lira vermeyi düşünüyorduk. Düşünüyorduk öyle hesapladık bu söylediğim masrafları karşılayabilmek bakımında. Yani avukat o zaman daha bağımsızlığının tadını duyacaktı. Yani annesine babası isterse en zengin aileden gelsin, annesinin babasının desteğine ihtiyacı olmadan yaşayabilecek. Yani entelektüel ve faaliyetlerini karşılayabilecek, gazetesini alabilecek, sinemasına gidebilecek, tiyatrosuna girebilecek, kitap alabilecek. Bu miktarı karşılayabilecek bir gelir olarak da baro pulunu bir staj kredisi haline getirmeyi düşündük de. Bu sonuçta bu gerçekleşti ama yani barolara gelmedi. Barolar Birliği'ne gitti ve Barolar Birliği bunu avukatlar açısından kredi olarak kullanmaktan öte bu yani kullandığı zaman geri alıyordu. Yani başka amaçlar için gitti. Yani sonuç itibariyle bu amacımızı bir gerçekleştiremedik. Amaç buydu. Yani o zaman avukata da biz stajyer avukata da saat işte 9'da 10'da başlayıp akşam 6'da 7'de biten bir eğitim sistemi,
birlikte konuşabildiğimiz, tartışabildiğimiz, avukatlığın canlandırıldığı, avukatlık heyecanı duyurulduğu bir yıllık bir staj yönetimi öngörüyorduk. Ama en önemlisi usul kurallarını, hem özel hukuk açısından, medeni usul hukuk açısından, hem ceza hukuk açısından usul kurallarını iyi bilmek ve bunun yargılamanın faaliyetinde onu yönetebilecek bir düzeyde uygun, yargılama faaliyetini yönetebilecek düzeyde uygulayabilmesi. Yani bu bir sürü sanat alanındaki hukuk öğretimini bırak, başka alanlardaki bilgilerimizin, becerilerimizin geliştirilmesini sağladık. Gelişmesi bakımından aslındaki proje daha da ileriydi. Bir staj eğitim merkezini özellikle giderek bir akademiye dönüştürebilmekti. Yani bir staj akademisi ya da avukatlık akademisi kurabilmekti. Yani bu yerin oturmaya başladıkça, biraz gelirlerimiz arttıkça biz binalar aldık iki ayrı yerde, iç içe geçirdik. Yani orada avukatlık akademisi kuracaktık, staj eğitim merkezi ona dönüşecekti. Ama bu akademiye dava açıldı. Baro akademi kuramaz, üniversite kurar diye. Ya yani bir şey, hatta çok kuaförler var. Akademi başlığı altında kurmuş. Enstitü avukatlık enstitüsü kuracağız diye. Ya kuaförlük enstitüsü bilmem ne kuaförlük. Yani bunu, yani ne yazık ki Danıştay'ın birinci şeysi, bir dairesi iptal etti bizim bu şeyi kurmamızı. Bu hayalimiz de gelişmedi yani. Yani staj eğitiminin mutlaka olması gereken şekilde gelişmesini sağlamak gerekiyor, desteklemekten öte. Ama yani şeyden çıkartılması, hukuk bilgisi veren bir kurum olmaktan çıkartılması gerekiyor. Değerli Baro Başkanımız Avukat Yücel Sayman'ı dinledik hep birlikte. Hukuku yeniden öğretmeye kalkan bir merkez değil, avukatlığın kendisini, sanatsal faaliyetini geliştirecek bir merkez olmasını hedefliyoruz dedi. Biz de bu yolda, bu hedefle yolumuza devam ediyoruz. Her şeyin ilki çok zordur. Bize o günleri Staj Eğitim Merkezi'nin ilk yürütme kurulu başkanı, değerli üstadım Avukat Enis Coşkun anlatacak. Hep birlikte dinleyelim üstadımızı. Tabii bu sene bir defa 25. yılını kutlanıyor Staj Eğitim Merkezi'nin. Bu gerçekten mesleğimizin geleceği açısından iyi bir çığır açmıştı. Antalya'da meslek sorunları konusunda yapılan sempozyumda benim konuşma konum meslek öncesi eğitim, staj eğitim konusuydu. Çünkü ben Fransa'daki staj eğitim merkezlerini, okullarını daha doğrusu gezmiştim, dolaşmıştım ve onlar hakkında da bir bilgi sahibiydim. Onu takdim ettim. Biraz zorlu oldu açıkçası. Çünkü birçok arkadaş, özellikle Ankara Barosu'ndan arkadaşlar, eski sistemin devam etmesi, yani usta çırak ilişkisi olsun diye devam ediyorlardı. Biliyorsun o dönemlerde bir de yabancı avukatların Türkiye'de çalışması konusu söz konusuydu. Ben de o zaman dedim ki yani böyle bizim iman dolu göğsümüz var zihniyetiyle bu işten yapılmaz. Yani eğer mücadele edeceksek, avukat olarak kalacaksak burada, icra takip memuru gibi olmayacaksak o zaman daha hukuka uygun, hukuk bilimini kılavuz edinen bir yöntem uygulamak lazım. Bunun örneği de işte Fransa'da böyledir, şöyledir diye anlattım. Orada işte bu fikir tartışıldıktan sonra İstanbul'da sağ olsun başkanımız Turgut Kazan o zaman ileri bir görüşle bir merkezin kurulması konusunda görüş birliğine vardık. Ondan sonra kalktık
bu işte staj eğitim merkezini oluşturduk. Başlangıçta zor oldu gerçekten. Çünkü eski bizim baronun binasında 3. katta kitaplık salonunda tek bir oda içerisinde dersler vermeye çalıştık falan. Bazı genç arkadaşlar da itiraz ettiler, staj eğitimine girmek istemeyen adaylar. Onlar da anlatınca işin önemini, bu sefer niye bizden başlıyor dediler. Cevabı açık dedim, yani niye bizden başlamadı? Şey bu. Arkasından sağ olsun Yücel Sayman bar başkanı olduktan sonra kendi binamıza kavuştuk. Yani o güzel inisiyatifle ne oldu? Bir kaç katlı bir binamız oldu. Bir tek odalı bir derslikten birkaç odalı dersliğe geçtik. Ve gerçekten bir okulmuş gibi başladık. Biz başladığımız zaman İstanbul'da staj eğitim merkezine bu tetiklemeyle başka merkezlerden de, yani İzmir başta olmak üzere Bursa, Balıkesir gibi şehirlerde de barolar staj eğitimlerine başladılar. Daha sonra işte Barolar Birliği'nde kök saldı. Barolar Birliği başlangıçta pek yanaşmadı bu işe. Onlar sadece hukuk fakültesinde mezun olanlar bir imtihandan geçirelim, ondan sonra avukat yapalım dediler. O zamanki baro başkanıyla, Barolar Birliği başkanıyla konuştuğumuzda söyledim, dedim ki yani ürünü ekmedikten sonra neyin hasadını yapacağız ki? Yani bir defa bir eğitim verelim, ondan sonra. Derken işte Barolar Birliği'nin bünyesinde bütün Türkiye'ye yayılmış oldu staj eğitimi ve iyi de bir şey oldu bence. Şimdi mesela ben Fransa'dan arkadaşlar için, özellikle genç arkadaşlar için bir örnek vermek istiyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda 16 staj merkezi var Fransa'da. Bunlar 1,5 yıl boyunca bir eğitim yapıyorlar ve o 1,5 yıllık eğitime girebilmek için ve devam edebilmek için belli bir ücret ödemesi yapıyor stajyer ve imtihandan geçerek girebiliyor ancak. Sonra da imtihandan geçerek mezun oluyor. Ancak o zaman baroya kaydı söz konusu olabiliyor. Şimdi Türkiye'den de bir örnek vermek istiyorum. Yani çünkü staj eğitim merkezleri ne işe yarar meselesi devamlı bir tartışma konusu oluyor insanların kafasında gördüğüm kadarıyla. Oysa bakın mesela hukuk fakültesine mezun olan ve hukuk nosyonu alan bir genç hakim veya savcı olmak için, yani formasyon sahibi olabilmek için akademiden geçmek zorunda. Şimdi niye avukatlar aynı durumda olmasın? Üstelik de biliyoruz ki avukatlar yargının asli unsurudur. Yani hep derler ki işte avukat olmazsa olmaz, avukat bir parçasıdır yargının. Hayır, asli unsurudur. Adı üzerinde. Güzel Türkçemizde gayet güzel söylemiş. Savunma, savunucu. Biz neyi savunuyoruz? Oradan başlamak lazım. Biz kolay bir meslek değil. O zaman da söyledim genç arkadaşlarımıza eğitim merkezinde çalışırken. Yani avukatlık zor bir iş. Çünkü vatandaş sana mal varlığını emanet ediyor, özgürlüğünü emanet ediyor ve hatta yaşamını emanet ediyor. Bunu taşıyabilmek için de ne olması lazım? Çok donanımlı bir avukat olmak lazım. İşte
Bu düşüncelerle biz yola çıktık. Mesleği staj eğitim merkezini kurduk. Orada hemen şimdi söz gelmişken söylemek istiyorum. Bu çalışmalara katkı veren ve büyük emek harcayan ama şu anda aramızda olmayan Gülçin ablayı, Gülçin Çaylıgil'i, Gül Erman'ı, Akın Sokullu'yu, Galip Yağcı'yı ve Aykut Ergil üstadlarımızı saygı ve özlemle anmak lazım. Sonra Fikret İlkiz ve Uğur Ozan da çok katkılarda bulundular doğrusu. Onları da şükranla anmak lazım. O dönemde çok güzel çalışmalarımız oldu. Mesela adli ile çok iyi ilişkilerimiz vardı. Biz adliyede Ağır Ceza Mahkemesi salonlarından bir tanesinde temsili davalar görüyorduk. Ondan sonra eğitim kadromuzun içerisinde savcılar ve yargıçlar vardı. Ne zamana kadar? Bir de iç yönetmelik çıkarmıştık. Var genel kurulunda da kabul edilmişti ve yürürlüğe girmişti. Bu yargıçlar ve savcılar gelip deneylerini naklediyorlardı ve eğitim kadrosunda yer alıyorlardı. Ta ki Adalet Bakanlığı'na Şevket Kazan gelince, Şevket Kazan da Adalet Bakanı olduktan sonra hakim ve savcıların staj eğitim merkezinde ders vermesini yasakladı. Ama buna rağmen bir iki hakim devam ettiler, geldiler, dersler verdiler. Akademisyenler, yani dediğim gibi temsil davalarla falan. Sonra Paris'te çok özenmiştim gerçekten ona. Her adli yılın açılışında, adliye binasında rantre dedikleri olay oluyordu. Yani şeyler de, staj eğitim merkezlerinin de açılışı, avukatların, baroların avukat kabulleri falan da oluyordu orada. Neyse işte buna benzer bir şeyler yapmaya çalıştık. Şeyleri yasaklanınca adliye binalarında staj eğitim merkezinin temsili dava görme meselesi, ki hakim oturuyordu kürsüde, yanında da bizim merkezden bir iki kişi olurdu. Onun üzerine baronun üst katındaki lokanta bölümünde, terasında şeyler yaptık. Mesela Suç ve Ceza romanının tartışılmasını yaptık temsili yargı yerine. Başka şeyler bulamadık mesela. Onda da çok kıymetli insanlar jüriye katılıyordu. Ali Taygun örneğin bulunuyordu. Ama ben tarihçi üzerinde biraz bu kadar fazla durmayayım. Dilerim ki bunu bir gün yüz yüze eğitim başladıktan sonra daha geniş olarak merkezde konuşurum. Bu konuyu anlatmak isterim daha geniş bir şekilde. Ama ben başka bir şeye bu vesileyle değinmek istiyorum. Başlangıçta dedim ki SEM'in kuruluşu zor olduğu kadar da çok önemli bir gelişmedir. Çünkü avukatlık öyle dışarıdan bakıldığı gibi kolay bir iş değildir. Bir defa adı üzerinde savunmanlık. Neyi savunacak? Öncelikle yani biraz önce de söyledim, bunu tekrar etmiş olacağım ama işte insanların özgürlüklerini, mal varlıklarını ve yaşam haklarını savunacak. Böyle olunca yani insan haklarını savunacak. Bu vesileyle genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum özellikle. Avukatlık yalnızca bireylerin hak ve çıkarlarını, özgürlük ve yaşamlarını savunmakla sınırlanamaz. Adı üzerinde avukat demek, güzel dilimizdeki deyişle savunman demektir. Savunma olmadan yargı olmaz, adalet olmaz. Ondan ki biz avukatlar hukuk devletini savunmak durumundayız. Ve
hatta önceliğimiz de buradadır. Hukuk devleti olmadıktan sonra ne insan hakkı, ne özgürlük, ne yaşam hakkı olur. O zaman biz neyin savunmanı olacağız? 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek tüm darbeleri, baskıcı dönemleri yaşamış, 12 Mart'ları, 15-16 Haziran'ları, 68 öğrenci hareketlerine, bir sürü siyasi davalara girmiş çıkmış birisi olarak genç arkadaşlara bir iki sözüm olacak. Hiç unutmayın ki savunma yargının tamamlayıcısı değildir. Ama asli unsurudur. Siz yoksanız o salonlarda yargı da olmaz, adalet de dağıtılamaz. Yalnız yargıç ve savcıların değil, avukatların da cübbeleri düğmesizdir. Bazı dönemlerde yargının belki öteki ayaklarından bazıları güç karşısında olmayan düğmelerini iliklemeye çalışırlar. Ama siz yapmayın. Çünkü siz savunmansınız. Gücün karşısında hukuku, hukuk devletini savunacaksınız. Adaletin asıl dağıtıcısı sizlersiniz. Öyle günler olur ki umudunuz kırılır gibi olur. Kırılmasın. Orhan Veli'nin şiirini anımsayın. Ve rüzgarlı havalarda yağmur eğri yağar diyordu. Ama o rüzgar elbet biter ve yağmur durur. Güneşli günler, mavi gökler görülür, yaşanır. Yeter ki siz hukuku, hukuk devletini savunmayı yılmadan sürdürmeyi bilin değerli genç meslektaşlarım. Yolunuz açık, emekleriniz, başarılarınızla taçlansın. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kıymetli Üstadım Avukat Enis Coşkun, öyle güzel şeyler anlattı ki bize, bizi hem o günlere götürdü hem de şöyle söyledi. Öyle günler olur ki umudunuz kırılır gibi olur. Kırılmasın ve Orhan Veli'nin şiirini anımsayın. Ve rüzgarlı havalarda yağmur eğri yağar diyordu. Ama o rüzgar elbet biter ve yağmur durur. Güneşli günler, mavi gökler görünür, yaşanır. Yeter ki siz hukuku, hukuk devletini savunmayı yılmadan sürdürmeye bilin değerli meslektaşlarım dedi kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok değerli Baro Başkanımız Avukat Kazım Kolcuoğlu'nu anmak istiyorum. Kendisi meslek etiğine, eğitime verdiği değerle, ilkeli kararları ile hepimize örnek olmuştur. Başkanımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Aynı şekilde bugün hayatta olmayan Staj Eğitim Merkezi'nin hem kuruluşunda hem de sonrasında büyük emekleri ve çalışmaları olan, bugünleri kendilerine borçlu olduğumuz 2. dönem Yürütme Kurulu Başkanı değerli Üstadım Avukat Gülçin Çaylıgil, 3. dönem Yürütme Kurulu Başkanı değerli Üstadım Avukat Aykut Ergil ve 4. dönem Yürütme Kurulu Başkanı değerli Üstadım Avukat Erdal Üner'i saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ve şimdi Staj Eğitim Merkezimizin 5. dönem başkanı ve merkezimize, mesleğimize, baromuza verdiği emekleri çok değerli olan kıymetli üstadım Avukat Berra Besler'i dinliyoruz hep beraber. Yıl 1984. Bu senede ben İstanbul Barosu'nun yönetim kuruluna seçildim. O seneler 83 aralığında seçildim. 88 sonuna kadar devam etti. Şimdi o tarihlerde tabii Staj Eğitim Merkezi falan yok. Siz de biliyorsunuz olmadığını. Ama ne var orada? Stajyerleri her zaman için son derece önemsedik. Çünkü hem hukuk devletinin teminatı olarak gördüğüm, hem de mesleğimizin geleceği ve teminatı olarak gördüğüm stajyerlerimizi her dönemde biz çok fazlasıyla önemsedik. O dönemde ne yapabiliriz diye düşündük. Eğitim merkezi yok. Genel sekreterlik görevimin yanına dediler ki siz stajyerlerle meşgul olun. Şimdi o tarihte Gönül Hanım gene baromuzun bel kemiği direklerinden birisi. Onunla oturduk biz bir program yaptık ve her pazartesi günü öğleden sonra saat 4 mü 3 müydü geçmiş gün unuttum. O tarihten itibaren bu konferanslar başlandı.
Şimdi ben onlara bugün için sisteme giden yol diye isimlendiriyorum. Bir gün Baro Yönetim Kurulu'na bir siyasi kadro ziyarette bulunmak istedi. Bu siyasi kadronun başında dönemin başbakanı Turgut Özal, meclis başkanı Yıldırım Akbulut, Necat Eldem, bizim Haluk Eldem var ya onun amcası, Adalet Bakanı ve pek çok sayıda siyasi seçilmiş büyük bir heyet halinde geldiler. Toplandık. İşte toplanırken benim de hep aklımda şu var. Biz bu kararları verdiğimiz taş konferanslarını kurumsal bir yapıda verelim. Nasıl yaparız bunu? Onu da konuştuk. Bize dediler ki siz bunu bir kanun teklifi olarak hazırlayın ama siz vermeyin. Çünkü sizden giden bir teklif veya bir milletvekilinden giden teklif komisyonlara filan girer, doğrudan doğruya bize gönderin. Biz bunu meclise indirelim ve en kısa zamanda da kanunlaştıralım. Burayı akademi yapalım. Çatısını şöyle söyleyeyim size. Her coğrafi bölgede hukuk fakültelerinin olduğu yerde binalardan yararlanalım diye bir şey yapılacaktı. Akademi birimleri yapılacaktı. Üniversitelerin tedrisatı bittikten sonra da bu çalışmalar başlayacaktı. Çok basit bir şekilde. Ve biz bunu verdik. Ondan sonra bir an geldi ki erken seçime gittiler. Ya bize bu vaat samimiydi, baskın seçim oldu. Veyahut da o günün şartlarında kabul ettiler. Sonra da erken seçim gelince o bizim hazırlığımız ne oldu biliyor musunuz? Kadük kaldı. Kadük kalınca bir daha yasalaşmadı. Daha sonra hiç mi bir şey yapılmadı? Çok önemli şeyler yapıldı. Dönemin baro başkanı Turgut Kazan bir gün bana telefon etti ve dedi ki biz bir eğitim merkezi kurmak istiyoruz. Bir toplantılar var. Hazırlık çalışmalarına katılır mısın? Benim zaten idealim o. Önemli olan yapılsın. Ve Turgut Kazan'ın da son dönemiydi. Bir daha aday olmayacağını biliyorum. O da çok bir baro başkanımızdı. Onun döneminde de yapılsın arzu ederim diye düşündüm ve kalktım çalışmalara katkı sunmaya gittim. Şimdi bu çalışmalara neden başladık biz? İstanbul Borosu 25-29 Ekim 1995 tarihinde Antalya'da düzenlenen bir foruma katıldı. Bu forumun adı, sempozyuma katıldı. Demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti bağlamında avukatlık mesleği sorunları, çözüm perspektifleri. Böyle bir sempozyum. Ve burada staj konusu ele alınmıştı. Oradaki görüşlerden ve tartışmalardan yola çıkılarak staj eğitim merkezinin yapılanması ve hazırlanacak eğitim programıyla staj eğitim merkezinin uygulamaya geçirilmesi karara bağlanmıştı. Muammer Güngör, Fazıl Sağlam ve o dönemin çok önemli hukukçuları hep beraber bir araya geldik ve yapılacak olan bir eğitim programıyla staj eğitim merkezinin uygulamaya geçmesini karara bağlandık. Hatta biraz bekleyelim, bir deneme çalışmaları falan yapalım dediler. Neyi çalışmasını yapacağız dedim. Biz hepimiz belli bir noktada bu konuda fikir imal etmiş kişileriz. Biz burada bir saat içerisinde bunun çerçevesini çizer, ondan sonra harekete geçmesini sağlayabiliriz dedim. Destek gördü ve başladık her çalışmaya. Şimdi zaman kısıtlı olduğu için tabii anlatılacak çok şey var ama ben çok özetleyerek kısa kısa geçiyorum. Şimdi 1996-98'de ilk yürütme kurulu Enis Coşkun'un başkanlığında. İkincisi efendim Gülçin Çaylıgil'in çok değerli bir üstadımızla başkanlığında 98-2002. 2002-2004'te yine kaybettiğimiz değerli dava arkadaşımız Avukat Ergil'in başkanlığında. Dördüncüsü yine kaybettiğimiz ve çok değerli, çok
önemli hizmetleri geçmiş olan 2004-2006 döneminde Erdal Üner'in başkanlığında, 5. dönemde benim başkanlığımda. Şimdi benim 2006-2008 başkanlık dönemimde yürütme kurulumda olan arkadaşlarımın isimlerini size vermek istiyorum. Bakın kimler var. Ondan sonra onlar neler yaptılar. Ben varım. Çok değerli Füsun Dikmen var. Ateş Atayakul var. Yusuf Doğan var. Turgay Demirci var. Oya Şahin var. Çağrı Bagatur var. Hasan Fehmi Demir var. Ve şimdi akademisyen kadrosuna geçiyorum. Profesör Doktor Atilla Altop, Adem Sözer, Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu ve Doçent Doktor Avukat Erdem İlker Mutlu. Şimdi bu arkadaşlarımız bir akademi gibi programlar yaparak uygulamaya koydular ve her birisi nilfiil çalıştılar. Bunlarla ilgili her hafta yaptığımız forumlar oldu. 2007, 2008, 2009 forumları. Bu forumların kitaplarını Nevzat Bey bastırdı. Hala daha kişilerin başvuru kitabı olarak elimizin altında duran çok değerli eserlerdir. Öyle bir şey oluyordu ki ben çalışmalarımı program mı yapacağım? Yapayım. Bugünden yarına program yapacağımı dönemsel program yapmayı seven bir insanı. O şekilde yapıyordu. Ama şans bana öyle güzel bir hediye verdi ki hangi konuyu ele alacaksak bu hafta o konunun bir güncelliği oluştu. Mesela anayasada parlamentonun rolü. O tarihlerde anayasa değişikliği vardı. Anayasa değişikliklerinde hatırlayacaksın. Süheyl Batum, Hüsamettin Cindoruk onlar konuşmacıydı. Ve uzun tartışmalarla, uzun uzun bütün arkadaşlarımızın görüşleriyle kitaba geçen çalışmalarımız var. Peş peşe, perşembe değil, peş peşe forumlar yaptık. Bu forumlar cumartesi forumları olarak adlandırıldı. Ondan sonra kurgusal duruşma yarışmaları, daha pek çok etkinlik akademik bir çalışma içerisinde görevini yürütmektedir. Şimdi size özetleyebildiğim kadarıyla Staj Eğitim Merkezi'nin çalışmaları bir akademik çalışma olarak ta konferanslar döneminden beri gelişerek devam etmiş. Çok ciddi konular tartışılmış, çok ciddi konuşmacılar gelmiş. Stajyerlerimizle, öğrencilerimizle tartışmaya girmişler ve o stajyerlerimiz, meslektaşlarımız, genç meslektaşlarımız bu konularda tartışma yeteneğini, topluluk karşısında konuşma becerisini, fikir imal etmeyi oralarda uygulamalı olarak kazanmışlardır. Bundan sonra da çok daha iyi bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Şimdilik söyleyebileceğim en kısa sözler bundan ibaret. Staj Eğitim Merkezi'ne giden yolda vermiş olduğunuz tüm değerli çalışmalarınız için çok teşekkürler Sayın Avukat Berra Besler. Şimdi yine bir baro başkanımız var. Sözü Avukat Muammer Aydın'a bırakıyorum. İstanbul Barosu'nun Staj Eğitim Merkezi 1996 yılından bugüne gelene kadar çok önemli aşamalar geçirdi. Ben de İstanbul Barosu'nda görev yaptığım 2002 yılından 2010 yılı sonuna kadar bu döneme şahitlik etmiş canlı şahitlerindenim. Staj Eğitim Merkezi'nin son 25 yılı gerçekten İstanbul Barosu'na yakışır, tarihine yakışır, mesleğe yakışır, avukatlığa yakışır. Savunmanlık mesleğinin gereklerine yakışır şekilde görevini icra etmektedir. Bu anlamda 25. yılı ben de bu vesileyle kutluyorum. Bu dönem boyunca burada görev yapmış olan tüm meslektaşlarıma ve tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Staj Eğitim Merkezi'nin önemi aslında çok fazla. Çünkü günümüzde 4 yıllık
lisans eğitiminden sonra avukatlık yapabilmek için özellikle staj eğitim merkezinde avukatlık hukuku ve ona bağlı olan bazı konuların mutlak surette deneyimli meslektaşlarımız tarafından stajyer arkadaşlarımıza, avukatlık yapacak olan arkadaşlarımıza aktarılması önem taşımaktadır. Bunun için de staj eğitim merkezinin bugüne kadar yaptıklarından bence daha da fazla bir görevi var. Nedir bu görevi? Evet, hukuk fakülteleri sayısının 135'i bulduğu günümüzde lisans eğitimi alıp da fakültelerden mezun olan arkadaşlarımızın yeterli eğitim ve öğretimden geçmediklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla evet, fakülteden mezun olmak ayrı bir başarıdır ama mezun olmak yetmiyor. Avukatlık yapabilmek için de avukatlığın mutlaka manevi yönleriyle birlikte donanımını da edinmek gerekiyor. Bunun için lisans eğitiminde öğrendiklerinin yanında mutlak surette o donanımın staj eğitim merkezindeki daha önce deneyimlenmiş arkadaşlarımız, meslektaşlarımız tarafından stajyer arkadaşlarımıza aktarılmasında çok büyük fayda görüyorum. Bu nedenle de adliyelerde de stajın sıradan yapıldığını, neredeyse hiç gelmeyin, senelerden beri bu şekilde hiç gelmeyin denecek seviyede olması sebebiyle staj eğitim merkezindeki yapılmış olan ve yapılacak olan stajın çok büyük önemi vardır. Bunun biraz daha profesyonelce ve mesleğimize yakışır şekilde eda edilmesi staj eğitim merkezinin bundan sonraki görevleri arasında olacaktır diye de düşünüyorum. Esasen benim saymanlık dönemimden başlayarak 1996 yılında Yücel Sayman döneminde Sayın Yücel Sayman TÜNEL'de staj eğitim merkezi olarak kullanılacak bir binayı kiralayarak orada bu eğitimin stajyerlere bu bilgi aktarımının yapılmasını başlatmıştı. 2002 yılında ben ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız göreve geldiğimizde staj eğitim merkezi orada devam ediyor idi. Ancak yüksek kira ödenmesi sebebiyle ve binanın deprem riski taşıması sebebiyle daha sonra İstanbul Barosu'nun hemen bitişiğindeki bir başka binanın alınmış olan yönetim kurulu kararı doğrultusunda satın alınma işlemlerini Sayman olarak ben ve İstanbul Barosu'nun o dönemki hukuk müşaviri Avukat Ozan Bengüsu ihaleye birlikte girerek ve ihalede de orayı İstanbul Barosu'na satın alarak ve yine ben Sayman sıfatıyla yönetimden aldığım yetkiyle İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin inşa aşamasında görev alarak İstanbul Barosu'nun hemen bitişiğinde eski bir binayı, tarihi bir binayı staj eğitim merkezi olarak faaliyete geçirdik. Bu İstanbul Barosu'nun tarihi bakımından çok önemli bir başlangıçtı. Bu dönem içerisinde staj eğitim merkezine bir önceki dönemde yapılan fazlaca giderlerin önüne geçmiş olduk ve aynı zamanda da İstanbul Barosu'nun kendi malı olan bir staj eğitim merkezine kavuşmasına vesile olmuştuk. Bu vesileyle daha sonra İstanbul Barosu binası ile bu bina birleştirilerek daha geniş bir İstanbul Barosu merkez binası elde edilmesine vesile olduk diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar İstanbul Barosu ve Staj Eğitim Merkezi'nde görev yapmış ve halen görev yapan gerek meslektaşlarım, gerekse personel olarak bizlere yardımcı olan değerli çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürü borç biliyorum.
şükranlarımı arz ediyorum. Staj Eğitim Merkezi'nin 25. yılı kutlu olsun diyorum. Baro Başkanımız Avukat Muammer Aydın'a çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ve şimdi sözü 6. dönem Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Avukat Vehbi Kahveci Üstadıma bırakmak istiyorum. Evet, İstanbul Baro Staj Eğitim Merkezi'nin 25. yılı kutlu olsun. Daha nice 25 yıllara kavuşma dileklerimiz vardır. Biz 2009-2010 yıllarında İstanbul Baro Staj Eğitim Merkezi Başkanlığı'nı yönettiğimiz dönemde bizim yönetim kurulumuzda, yürütme kurulumuzda Hilal Gültepe, Yusuf Doğan, Füsun Dikmenli, Fuat Topdemir, Hüseyin Rahmi Ekşi, Temel Pekdinçer üstadlarımız vardı. Ve biz o dönemde bütün 2 yıl boyunca tüm kararlarımızı oy birliğiyle almıştık. Ve çok da faydalı işler yapmıştık. Çünkü o dönemde biz daha az stajyer yetiştirebiliyorduk. Çünkü hukuk fakültelerin sayısı azdı, mezun olanların sayısı azdı. Biz yılda 2500 civarında avukat yetiştirirken şimdi tabii ki 10 bin kişiyi geçen 10 bin avukat yetiştirmek zorunda kalınıyor. O nedenle şimdiki staj eğitim merkezi yürütücülerin işleri çok daha zor. Onlara da Allah yardım etsin diyelim. Çünkü gerçekten bu kadar insana avukatlık bilincini verebilmek gerçekten çok zor. Bizim dönemimizde bir değişiklik yapmıştık ve şöyle bir karar almıştık. Biz çünkü biliyorduk ki staj eğitim merkezi hukuk fakültesini henüz bitirmiş olan gençler için avukatlıkla ilk tanıştıkları yer olarak ortaya çıkıyordu. Biz de diyorduk ki avukat adayları daha sonra avukat olduklarında hukukun dallarının ne kadar fazla olduğunu öğrenirlerse o kadar fazla hizmet edebileceklerdir diye düşündüğümüz için 50'ye yakın seçimlik ders koymuştuk. Ve bu seçimlik derslerin içerisinde öyleleri vardı ki ütopik görülebiliyordu ama bugün görüldü ki artık mesela uzay hukuku, mesela dijital hukuk gibi sayabileceğimiz hukuklar ve daha çok bugün ihtiyaç duyduğumuz hayvan hakları, engelli hakları. Çünkü biz şuna inanıyorduk. Eğer avukatlar bir hususu iyi bilirlerse bu konularda mağdur olanlar bakımından daha iyi yardım ortaya koyabilirler diye. Nitekim o dönemde biz bunu uygulayabiliyorduk. Çünkü daha öğrenci sayımız daha azdı, binalarımız daha genişti. Ama şimdi tabii bunların uygulanması çok zor. Şimdi bizim dönemde yapılan en önemli işlerden bir tanesi de tüm sistemin bilgisayara dijitalleşmesiydi. Çünkü stajyerler baroya gelmeden bulundukları yerden kayıtlarını yapabiliyorlardı, ders seçimlerini yapabiliyorlardı. Ve bu ilk olarak bizim dönemde başlatılmıştı. Ve daha sonra çok daha fazla geliştirilmek suretiyle bugün şahikaya ulaştı. Bugün en güzeli yapılıyor. Ama bizim zamanımızda daha ilkel şartlarda daha iyi bir uygulamayı ortaya koyabilmiştik. Şimdi ben staj eğitim merkezinde şunu gördüm bütün arkadaşlarımla beraber. Bize hep yabancılar övülür, yabancı hukuk büroları övülür. Hep yabancıların çok daha iyi olduğunu, çok daha iyi yetiştiklerini vesaire söylerdi. Ama ben burada gördüm ki o barister, solister ya da bilmem hangi ülkenin avukatından çok daha kaliteli, çok daha nitelikli. Şu kadarını söyleyeyim ki kesinlikle tavır, eda, duruş ve hukukçu olmak kimliğini temsil bakımından çok daha kaliteli avukatların Türkiye'de olduğunu gördüm. Bu da bana ayrıca bir özgüven verdi ve bunların çoğu da bizim staj eğitim merkezinde eğitici kadrosundaydı. Eğitici kadronun kalitesi gerçekten çok yüksek ve avukat olacak stajyerler gençler için çok iyi rol model olabiliyorlar ve bu da bizim için çok büyük bir kazanç. Tabii ki Baro'nun verdiği bu hizmet için gösterdiği eforu kutlamak istiyorum. Baro başkanlarını tabii ki kutlamak istiyorum. Onlar o günden beri en çok önem verdikleri alandır. Bildiğiniz gibi ana başkanlıklardan biridir Staj Eğitim Merkezi Başkanlığı. Atamayla geliniyor ama seçilmiş kadar imkanlara sahip ve bütçesi olan bir başkanlık. Dolayısıyla parasal yönden daha çok rol model olmak bakımından çok kaliteli eğiticilere sahiptir. Ve bizim dönemimizde tabii ki daha geniş bir zamanda bu eğitim verilebiliyordu. Şimdi daha dar bir zamanda bir eğitim verilebiliyor ama en azından avukatların ne olduğunu, kendisine olan özgüveni kazandırılması ve avukatlık hukuku bakımından eğitiliyor olması onlar için baroya bağlılık, baronun kendi haklarının savunuculuğu, haklarının savunucusu olabilme kabiliyetini görmesi de ona ayrıca bir
özgüven kazandıracaktır. Ben Staj Eğitim Merkezi'nin çok büyük bir hizmet ifa ettiğini ve hatta Staj Eğitim Merkezi'nin bütün baro çalışmalarından ayrık olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle de tabii ki bizim dönemin başkanı Muammer Aydın'ı anmak istiyorum ve ayrıca da bugünkü başkanımız Sayın Mehmet Durakoğlu'nun, tabii ki bizim dönemimizde Kazım Kolcuoğlu başkanımızı anmak istiyorum çünkü bütün bu çalışmaların temelinde yatan kişi odur ve Allah rahmet etsin, ona karşı çok büyük saygımız hala devam ediyor. Tabii ki bugünkü başkanımız Mehmet Durakoğlu'nun aynı kaliteyi bütün engellemelere rağmen yürütebilme başarısını gösterdiği için biz de onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi Staj Eğitim Merkezi'nin en büyük özelliklerinden birisi stajyer arkadaşlara, yeni hukukçulara, gençlere, büyük umutlarla okulu bitirmiş olanlara kendi özgüvenlerini kazandırmaktır. Mesela biz gene oy birliğiyle yaptığımız bir hareketi size anlatmak isterim. O da şudur. Bir öğretici, eğitici sınıfta öğrencilere işte Alman stajyerleri olsaydı sizin gibi olmazdı, siz nasıl insanlarsınız gibi tabirlerde bulunduğu için büyük bir olay olarak ortaya çıkmıştı. Biz de bunun üzerine artık o arkadaşa ders vermeme kararı almıştık, prensip kararı almıştık. Sonra bir yıl sonra bu arkadaşımız böyle bir prensip kararı olduğunu fark edince çok büyük bir itirazla geldi. Ve biz de kendisine dedik ki, bütün ama yönetim kurulundaki arkadaşların hepsinin hemfikriyle, biz de kendisine dedik ki, arkadaş dedik, Türkiye'nin hukukçuları Alman hukukçulardan iyidir ya da kötüdür tartışmasını yapabilme hakkına sahip değilsiniz. Ayrıca da eğitici olarak sizin göreviniz bu insanlara daha iyi insan olmak ve daha iyi hukukçu olmak kabiliyetini kazandırmaktır. Dolayısıyla bu yaptığınız yanlış. Ders vermek mi istiyorsunuz? İyi. O zaman buyurun oturun, karşılıklı bir yazışma yapalım ve karar defterine çok büyük bir prensip kararı şeklinde bir karar alarak şöyle bir sonuca varmıştık. Hepimiz oy birliğiyle imzalamak suretiyle. Demiştik ki Türk genci her türlü takdire şayandır ve çalışkandır. Her türlü başarıya layıktır. Başkalarıyla kıyaslanamaz. Dolayısıyla bu tür kıyaslamaların bundan sonra yapılmayacağına dair eğitici böyle bir yanlışlık yaptığını kabul ettikten sonra biz onun bu prensip kararını ortadan kaldırmıştık. Bu da bizim için özellikle karar defterine geçmiş, oy birliğiyle alınmış ve Staj Eğitim Merkezi'nin mantığını, öz mantığını anlatan bir hareket olarak bizi çok gururlandırmıştı. Çünkü gerçekten gençlerimize özgüven kazandırmak ayrıca bir görevimiz olarak ortaya çıkıyordu. Biz bunu da tabii hatıramız olarak saklıyoruz. Onun dışında eğiticilerin eğitilmesi diye bir programımız vardı. Çok enteresandır. Bütün eğiticiler bütün kalitelerine rağmen eğitim programlarının bütününe katılmışlardı. Ve bir tanesi de çalışmaların her birinde herhangi bir itiraz olmadan katılıp eğitime katılmış olmaları onların da daha iyi, daha güzel bir eğitim verme çabalarının bir göstergesi olarak önümüze çıkmıştı. Bu da bizi ayrıca çok mutlu etmişti. Tabii ki biz baromuzdan çok memnunuz. Baromuz bizi her zaman yanımızda yer aldı. Özellikle yönetim kurulu üyelerinin verdikleri çabaya bir parça katkıda bulunabildiyse kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ve bütün arkadaşlarımı da, bütün eğitime katılan arkadaşlarımı, yürütme kurulu arkadaşlarımı bugün bile dostluklarımız devam ediyor. Ve onlarla birlikte çalışabildiğim için, baroyla birlikte çalışabildiğim için kendimi bahtiyar hissediyorum. Sen bir angarya değil, bir avukatın kendi özbenliğini oluşturmasına yardımcı olan bir kaynak olarak ortaya çıkıyor dedi avukat Vehbi Kahveci. Biz de ona katılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi sözü yine çok kıymetli bir baro başkanımıza bırakmak istiyorum. Avukat Ümit Koca Sakal. Kendisi baromuzun çok zor günlerinde başkanlık yapmış. Her zaman duruşuyla, ilkeleriyle ve mücadelesiyle genç meslektaşlarımıza örnek olmuştur. Söyleyecekleri de çok değerli, kıymetli. Hep birlikte dinleyelim. Staj Eğitim Merkezi'nin, baromuzun, İstanbul Barosu'nun Staj Eğitim Merkezi için duygu ve düşüncelerimi ifade etmem istendi. Şöyle söyleyeyim. Tabii bir kere ben 3 dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapmış olmaktan
büyük bir onur duyuyorum. Onu söylemek istedim. Çünkü İstanbul Barosu hakikaten çok köklü, çok önemli bir kurum. Unutmuyorum, çok tabii böyle örnek var ama bir karakolda ifadesine başvurulan bir genç kızın bu şeylere yansıdı, basına da yansıdı. İyi ki İstanbul Barosu var sözü benim halen böyle hafızamdadır. Çünkü oraya elbette baromuz bir avukat göndermişti. Şimdi bir kere şimdi staj eğitim merkezinin önemini kendi içinde ele almak yanıltıcı olur. Ben her zaman şuna inandım hayatta. Sadece parçaya yoğunlaştığınızda iyi bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü bazen bakın parça kendi içinde bir anlam ifade etmez ama bir bütün içerisinde, büyük fotoğraf içerisinde çok önemli bir yere sahip olur. Bunun en tipik örneği, hep şu örneği de veririm, yapboz örneğidir. Yani bin parçalık bir yapbozda kutudan alacağınız bir parça size bir şey söylemez. Kendi içinde bir anlam da ifade etmez. Ama kendi içinde anlam taşımayan o bin tane parçayı birbirine eklemlediğinizde bir fotoğraf elde edersiniz. Ve dolayısıyla çok büyük bir önem taşır. Şimdi staj eğitim merkezinin anlamını ve önemini kavrayabilmek için baronun önemini kavramak lazım. Baronun önemini kavrayabilmek için de avukatlık mesleğinin önemini kavramak lazım. Kısaca şunu söylemek istiyorum o açıdan. Yani bir kere bakın avukatlık o kadar değerli bir meslek ki ben bunu çok inanarak söylüyorum. Bakın ben dünyada hakkın, hak kavramı yani kutsallık atfedilmesi gereken bir kavram bence hak. Hak kavramının önemini dikkate aldığımızda hakkın tespit ve tescilinden daha önemli bir şey düşünemiyorum. Çünkü herkesin her alanda bir sürü hakkı ya da hak iddiası vardır. İşte o zaman hakkın tespiti ve tescili çok değerli. İşte burada avukat devreye giriyor. Niye devreye giriyor? Şundan dolayı devreye giriyor. Şimdi hukuk malumunuz günümüzde tabii herkes her şeyi biliyor. O ayrı mesele ama hukuk bilgi gerektiren bir şey. Çünkü karmaşık bir şey hukuk. Yani insanlar 4 sene boşuna okumuyorlar. Bir koskoca bir mevzuat, çeşitli görüşler, düşünceler, teoriler, onun bir fikri altyapısı. Yani şunu demek istiyorum. Bir yurttaşımızın hukuk fakültesi mezunu olmadığına göre hukuku kendi hakkını savunabilecek ya da koruyabilecek ölçüde bilmesi mümkün değil. Hal böyle olunca o zaman yalnız bir olayda hakkı olduğunu düşünen yurttaşımızın kendiliğinden bu hakkını ortaya koyması çok kolay olmuyor. İşte burada demek ki avukat yurttaşın hak arama özgürlüğünün, hürriyetinin güvencesi, vasıtası ve teminatı. Yani gerçi aynı şey teminat. Teminat daha güzel belki, o yüzden bir anda aklıma o geldi. Yani bu kadar önemli bir meslekten bahsediyoruz. Hakkı tespit ve sahibine iade mesleği. Tabii bu bir bütün. Burada zaten diyalektik süreçte bu biliyorsunuz. Savunma ya da iddia, savunma ve hüküm, karar. Şimdi bu üç parçadan bir tanesi. Avukatlık. Ve bana sorarsanız avukatların yeri hep böyle bir tartışma vardır. Meslektaşlarımız bilir. Anayasada işte yargı içinde yer almalı avukatlık vesaire. Hiç katılmadım. Bence avukatlığın yeri çok daha değerli bir yer. Anayasanın 36. maddesindeki hak arama hürriyeti. Bakın bu o kadar değerli bir yer ki anayasanın 36. maddesi biliyorsunuz her yurttaşımızın hak arama hürriyeti bulunduğunu güvence ve hüküm altına alıyor. İşte avukatın yeri orası. Çünkü yurttaşın o anayasanın 36. maddesindeki hak arama hürriyetinin işlevsel olarak kullanılabilmesinin teminatı
avukat ve vasıtası. Avukat hiçbir zaman kendisi için hareket etmez ki. Hakkı olduğunu düşünen, iddia eden, öyle inanan yurttaşın sesi olarak hareket eder. Dolayısıyla olaya öyle bakmak lazım. Şimdi o zaman baronun yerine gelelim. Baro da avukatın örgütlü gücü. Çünkü çok hassas bir meslek avukatlık. Ama bunlar arasında daha henüz orada bir ayrım başlamadığı için hani avukat, hakim, savcı, noter vesaire avukatlık mesleğinin formasyonuyla sosyolojik altyapısıyla, psikolojik altyapısıyla ilgili bir şey vermiyoruz biz çocuklara. Ha, işte orada bir boşluk doğuyor. Çünkü bakın şimdi biliyorsunuz yani her meslek bakımından bir meslek alt kültürü diye bir şey vardır. Yani bugün polislerin de bir polis alt kültürü vardır. Askerlerin bir asker alt kültürü vardır. Mimarların, hekimlerin bir alt kültürü vardır. Avukatlık mesleğinin de elbette bir ona has bir alt kültürü vardır. Bu alt kültür şeyde olmaz, üniversiteden alınmaz. İşte staj eğitim merkezi. Şimdi bakın staj eğitim merkezinde yapılan şu, ya benim için değerli olan o. Teorik dersler bir yana ama bir kere staj eğitim merkezinde avukatlık hukuku veriliyor. Yani avukatlık hukukunu şöyle anlamasın kimse. Yani orada bir takım işte teorik dersler o değil. Bir anlamda bir avukatın davranış biçimleri, onunla ilgili kalıplar. Ama bu ancak bir üstattan veya yaşanılarak öğrenilecek bir şey. Yani bu bir üniversite hocasından öğrenilmez. Bu adliyenin tozunu yutmuş, dosya tozu yutmuş, çok çeşitli şeyler yaşamış, görmüş üstatlardan ancak öğrenilebilecek bir şey. Bir kere staj eğitim merkezi bunu sağlıyor. Bu çok önemli. Yani aslında staj eğitim merkezi geçmişle geleceği birbirine bağlıyor, köprü oluyor. Ne yapıyor staj eğitim merkezimiz? Bir üstadı, çok birikimi olan, tecrübesi olan bir meslektaşı, daha kıdemli bir meslektaşı genç avukat adaylarıyla buluşturuyor. Öyle ya, çünkü daha staj eğitimi. Yani bir kere bir stajyerin karşısında hakikaten bu şekilde bir üstadını görmesi, ondan bazı şeyleri dinlemesi, üstelik hele ki bunların önemli bir kısmı yaşanmışlıklardan çıkan şeyler. Bakın bazı şeyler vardır kitaplarda yazılı olmaz ve onların belli bir vücut diliyle aktarılması gerekir. İşte bunu sağlıyor staj eğitim merkezi. Dolayısıyla bu anlamda bir kere mesleğin formasyonunun belli bir çerçevede olmasına imkan sağlıyor. Meslek kuralları, etik kurallar, estetik kurallar, işte bunları aslında hepsi bizim meslek kurallarımız ve genel olarak avukatın davranış biçimi, bunların hepsiyle ilgili bir eğitim süreci bu. İşte bunu o yüzden çok değerli buluyorum. Yani şöyle bitirmek isterim. Yani bir kere iyi ki hukuk var, iyi ki hukuk devleti diye bir kavram var, iyi ki hukukçular var, tabii gerçek hukukçulardan bahsediyorum. İyi ki sadece vicdanıyla hareket eden hakim ve savcılar var. İyi ki avukatlar var. İyi ki İstanbul Barosu var. Yani bütün avukatlar, ama şimdi kendimize doğru da gelince iyi ki İstanbul Barosu var ve iyi ki onun böyle bir staj eğitim merkezi var. Ve bir bayrak yarışı olarak da hep bu gücünü koruyacaktır ve topluma bu şekilde hizmet etmeye de devam edecektir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Evet, Sayın Avukat Ümit Koca Sakal dedi ki iyi ki hukukçular var, iyi ki avukatlar var, iyi ki İstanbul Barosu var ve iyi ki böyle bir staj eğitim merkezi var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi 7. dönem Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanımız Avukat Şeref Kısacı'yı dinleyeceğiz hep birlikte. Sözü kendisine bırakıyorum. 1994-96 döneminde Turgut Kazan Başkanımın son
yönetim kurulu başkanlığı döneminde İstanbul Barosu yönetim kuruluna seçildim 10 yıllık bir avukatken. Sonra yönetim kurulu dönemimizde baktık ki stajyerlerin eğitimi konusu bir sorun. Bir staj eğitim merkezimiz yok. Düzenli ve sistemli bir programımız yok. Ara sıra bir hoca geliyor, konferans şeklinde konuşuyor, gidiyor. Bunu biz programa bağlayalım dedik. Bu nedenle de 25-29 Ekim 1995'te Antalya'da 3 günlük bir sempozyum düzenledik. Demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti bağlamında avukatlık mesleği, sorunlar ve çözüm perspektifleri sempozyumu adı altında. O zamanki Anayasa Mahkemesi Başkanımız Yekta Güngör Özden başta olmak üzere ülkemizdeki 30 civarındaki hukuk fakültesinin dekanları veya görevlendirdiği hocalar, hemen hemen tüm baro başkanları ve ilgili diğer hukukçuların katılımıyla, örneğin eski Barolar Birliği Başkanımız Atilla Sav, özlemle anıyorum rahmetliyi, dahil çok sayıda hukukçunun katıldığı 3 günlük çok ciddi bir sempozyum yaptık. Bu sempozyumda ülkemizdeki durumu, dünyanın diğer ülkelerindeki, özellikle Avrupa'daki eğitim durumunu, staj durumunu enine boyuna tartıştık. Ardından oradan edindiğimiz izlenimlerle, aldığımız bilgilerle, varılan sonuçlarla İstanbul Barosu yönetim kurulu olarak 95'e 9 sayılı kararla staj eğitim merkezini kurduk. O tarihte staj eğitim merkezi yasal düzenleme olarak yoktu ama biz kurduk. Sonra 26 Şubat 1996'da kuruluş çalışmalarında çok büyük katkısı olan, Antalya'daki sempozyumda da çok büyük katkısı olan Sayın Avukat Enis Coşkun'un başkanlığında ilk SEM yürütme kurulunu görevlendirdik ve göreve başladı. 1996 yılında biz görevi devrederken Ekim ayında yapılan genel kurulda staj eğitim merkezi iç yönetmeliğini hazırladık ve genel kurulun onayına sunduk. Bir resmiyet kazandırdık. Sonra ben bağımı kesmedim. Eğitmen olarak yönetim kurulu görevim bitse de devam ettim. 2010 bölüm başkanlığı yaptım. 2010-2012 döneminde de SEM yürütme kurulu başkanlığı yaptım. Filiz Saraç, Figen Erbek, Muazzez Yılmaz, Yalçın Veziroğlu, Bakır Kulat, Sinan Naipoğlu gibi değerli arkadaşlarımla birlikte 2 yıl görev yaptık. Bu görev dönemimizdeki en önemli yeniliklerden biri şuydu. Zorunlu dersler konferans salonunda birlikte veriliyordu. Biz o dersleri de sınıflara aldık. Her dersi anlatacak tek bir hoca herkese anlatıyordu. Kalabalıkta olmuyordu. 4 ayrı hocayla anlattırmaya başladık. Yine o dönemde ulaşım güçlüğünü dikkate alarak Anadolu yakasında da staj eğitim derslerinin verilmesini sağladık. Şimdi Bakırköy'de de veriliyor. En önemli yaptığımız yeniliklerden biri de şuydu. Biz stajyerlere eğitim veriyoruz. Dolayısıyla stajyerlerin de bu yürütme kurulunda bulunmaları gerekir diye düşündük. 18 Ocak 2011'de SEM yürütme kurulu olarak aldığımız kararı yönetim kuruluna ilettik. O zamanki yönetim kurulu da kabul etti. Kendi kararına dönüştürdü ve biz staj eğitim yürütme kuruluna o tarihten itibaren hep 2 tane de genç stajyeri aldık. Yani SEM yürütme kuruluna 2 stajyer girdi. İlk stajyerlerimiz yürütme kurulu üyesi olarak Berke Berberoğlu ve Ece Özkan'dı. Şimdi bu kronolojik sıralamadan sonra eğitime gelirsek, staj eğitim merkezinde hem kurucu, hem eğitmen, hem bölüm başkanı, hem de bir dönem başkanlığını yapmış kişi olarak kendimi elbette sorumlu hissediyorum. Diğer görevlerimi bıraktığım halde staj eğitimi hiçbir zaman bırakmadım. Oradaki eğitmenliğe devam ediyoruz. Çünkü
gençlerin eğitimine katkıda bulunmak çok güzel bir şey. Mesleğin başında onların doğru yol haritasını göstermek, doğru yerde staj yapmalarını, doğru bir şekilde bilgilenmelerini sağlamak önemli. Ve staj eğitim merkezinde bizim en büyük hedefimiz de okulda öğrendikleri teorik bilgilerle devam etmek yerine, ki o bilgilere zaten değişik şekillerde ulaşabilirler, bilgiye nasıl ulaşacağı, onu nasıl kullanacağı, uygulamada sorun çıktığı zaman bunu nasıl çözeceği yönünde eğitimler vermeyi hedefledik. Özetle İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezimiz tıpkı İstanbul Barosu Meclisi gibi Türkiye'de bir örnek oldu, ilk oldu. Başka barolarda da staj eğitim merkezi adı altında, staj kurulları adı altında benzer kurumlar oluşturdu. Ben eğitime devam diyorum. Eğitime ömrümüz el verdikçe devam edeceğiz. Ha, staj eğitim merkezi ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Biz gençleri duayen hukukçularla buluşturduk. Buluşturmaya devam ediyoruz. Buluşturmaya devam etmeliyiz. Tabii tekrar ediyorum, salgın dönemi ortadan kalktıktan sonra. Her ne kadar şimdi uzaktan buluşturuluyorsa da bu yeterli olmuyor. Örneğin biz her yıl en az bir kez Baki Kuru hocamı getirir, öğrencilere, stajyer arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza doğrudan yüz yüze eğitim vermesini sağlardık. Sadece Baki hocamız değil tabii ki, diğer hocalarımız da. Ama hocaların hocası olduğu için Baki hocamın adını özellikle andım. Mesleğin başındaki stajyerlere hangi alanda uzmanlaşırlarsa daha iyi olur, hangi alanda uzmanlaşırlarsa daha iyi iş bulabilirler, hangi alanda çalışmanın zorluğu nelerdir, kolaylıkları nelerdir, hangi alan geleceğe dönük de iş olanakları yaratır, bunları da veren alanındaki en uzman eğitmenlerin, hocaların, avukatların ve diğer meslek gruplarının eğitim verdiği alandır. Örneğin diğer meslek grupları derken, yine bizim dönemimizde, yanlış hatırlamıyorsam bizden önceki dönemde de başlamış olabilir, biz devam ettirmiş olabiliriz. Diksiyon ve fonetik dersi de vardı arkadaşlar. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi öncü bir kurumdur, öncü bir kuruluştur. İstanbul Baromuzun Staj Eğitim Merkezi'nin açtığı yoldan diğer barolarda gitmektedir. İstanbul Baromuzun Staj Eğitim Merkezi 25. yılını kutlamaktadır. Daha nice 25. yıllarda gençlere yol gösteren bir kurum olarak devam edecektir. Teorik bilgilerle fakülteden ayrılmış arkadaşlara uygulamaya dönük bilgilerle, becerilerle donatmayı amaçlayan, hayata hazırlayan, mesleğe hazırlayan bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Daha uzun yıllar, hatta ömür boyu da sürdürecektir diyorum saygılarımla. Değerli üstadım, Avukat Şeref Kısacı'ya çok teşekkür ediyoruz bu değerli konuşması için. Şimdi de sözü 8. dönem Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Avukat Muazzez Yılmaz'a bırakmak istiyorum. Sayın Muazzez Yılmaz merkezimizde 2 dönem başkanlık görevini fedakarca yerine getirmiştir. Ve bu döneminde benim için ayrı bir önemi ve değeri var. Staj Eğitim Merkezi'nde daha önce öğretim görevlisi olarak var olan yolculuğum bu dönemde yürütme kurulu üyesi olarak devam etti. Bu dönemin bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bunu dile getirmek istiyorum özellikle. Ben Staj Eğitim Merkezi'nin ilk açıldığı günü hatırlıyorum. 32 yıldır meslek hayatında olduğum düşünülürse sanıyorum 7 yıllık avukatmışım açılışa davet edildiğimde. O zaman Bakırköy bölge temsilcilerindendim baronun. Daha sonra staj eğitimde bölüm başkanlığı yaptım. Uzunca bir süre medeni hukuk bölüm başkanlığı görevinde bulundum. Yürütme kurulu üyeliği yaptım. Ve sonunda 2 dönem sanıyorum sürdü. Yönetim kurulu üyeliğinden önce staj eğitim merkezi başkanlığı yaptım. Tabii kurumlar için önemli olan sürdürülebilirlik. Staj eğitimde bu
çok güzel uygulandı diye düşünüyorum. İşte az önce bahsettiğim, önce bölüm başkanlığı, daha sonra yürütme kurulu üyeliği, daha sonra başkanlık. Bunlar hep o sürdürülebilirliğin sonucu idi. Şu anda da kurum o şekilde devam ediyor. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Belki o gün, o açılışa gittiğimde asla düşünmemiştim bir gün oraya başkan olacağım. Geriye baktığım zaman gerçekten çok büyük bir emek verildi oraya. Bizden öncekiler de çok büyük emek verdiler. Daha önce başkanlık yapan ve kaybettiğimiz başkanlarımızı buradan rahmetle anmak istiyorum. Önce onları hatırladım. Kendi dönemimde Sayın Avukat Doktor Cengiz Abbasgil'i buradan rahmetle anıyorum. Yakın zamanda kaybettik kendisini. Çok güçlü bir ekipti bizim çalıştığımız dönem diğer ekipler gibi. Yasaların değiştiği, uygulamadan kaynaklı sorunların olduğu bir dönemdi. O dönemde çok güzel çalışmalar yaptık gerçekten. Bakırköy, Beyoğlu ve Kartal'da 3 bölgede biz bu staj eğitim derslerini vermeye çalıştık. Sayıca her zaman çok fazlaydık. Bizim dönemde 4000'lere yaklaşmıştı sayı. Staj eğitim için 230'a yakın o dönem meslektaşımız, hakimler ve akademisyenler destek verdiler eğitimlerde. Önemli üzerinde durmak isterim ki teorik derslerden tamamen pratik derslere geçişi sağladığımız bir dönemdi. Biraz zor oldu ama çok güzel bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum orada. Tamamen pratiğe yöneldik. Avukatlık hukuku, meslek ilke kuralları çerçevesinde daha çok o derslere ağırlık vererek yürüttük biz ders programını. O ders programının başlaması, yerleşmesi çok zaman aldı. O zaman da biz online eğitimi de düşünüyor idik belli dersler açısından. Fakat devir o kadar değişti ki şimdi tamamen online eğitime geçildi. Sanıyorum stajyerlerle yüz yüze olacağımız o günlere bir gün kavuşacağız. Staj dönemi birçok meslektaşımız için çok verimli geçmeyen bir dönem olabiliyor. Biz aslında bu açığı kapatıyoruz staj eğitim merkezinde. Çok değerli meslektaşlarımızla karşılaşıyorlar orada. Ve altın değerinde bana göre bilgiler ediniyorlar. Mesleki tecrübelerini paylaşabiliyor bazen meslektaşlarımız. Bunlar da çok kıymetli. Staj eğitim merkezi belki bir takım farklı dersleri de verdiği için bir farklılık yaratır tabii. Neden? Çünkü avukatlık hukuku, meslek ilke kuralları staj eğitimde daha çok üzerinde durulan konular. Aslında staj eğitimin amacı da bu. Biz staj eğitim merkezinde gerçekten o staj eğitim yönetmeliğinin 29. maddesindeki koşulları taşıyan stajyerleri tam olarak yetiştirebilirsek, o koşulları gerçekleştirebilirsek amaca ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Bizim dönemde bir kurgusal dava yarışması yapmış idik. Orada çok büyük bir katılım oldu. Çünkü biz onu sadece stajyere, avukatlara açmadık. Hukuk fakültesi öğrencilerine, hakim, savcı adaylarına da açmıştık. Orada zaten kazanan takım hukuk fakültesi öğrencilerinden bir ekip oldu. Daha sonra oradaki arkadaşlarımız staj eğitimde ilerleyen safhada ders vermeye başladılar. Bize çok faydalı oldular. Daha sonra bu kurgusal davalar zaten Türkiye Barolar Birliği tarafından bütün Türkiye geneline yayıldı. Avukat Muazzez Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de 9. dönem Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanımız Avukat Seyit Usta'ya sözü bırakmak istiyorum. Hep birlikte dinleyelim kendisini.
Şimdi staj eğitim merkezi aslında avukatları mesleğe hazırlamak. Daha önceden bizler döneminde yoktu staj eğitim merkezi. İlk mesleğe başladığımız zaman bayağı bir zorluk çekiyorduk. Çünkü hatta nerede duracağımızı bile bilmiyorduk. İşte duruşma esnasında. Basit olarak söylüyorum ki daha nelerin verdiğini, nelerin eksik olduğu, çok daha fazla eksikliklerimiz oluyordu tabii. Bunların avukatlığın ne olduğunu öncelikle, avukatlık mesleği nedir, tarihçisi nedir, nasıl bir ulvi görev, kutsal görev yapıyor, bunu öncelikle yeni avukatlığa başlayanlara öğretmek demeyeyim de, onları tam anlamıyla algılatmak, yani ne olduğunu bilmesini sağlamak başlı başına. Ve de bu amaçla ben de Türkiye'de ilk defa 1995 yılında, işte Turgut Bey'in Baro Başkanı olduğu dönemde, belli süre içerisinde genellikle stajyerlerden şöyle bir şey geldi. Biz zaten hukuk fakültelerinde bu eğitimleri alıyoruz. Burada bize pratik öğretin. Biz ne yapalım avukatlığa başlarken? Onları bize öğretin dediler. Neticede tam benim dönemime gelene kadar özellikle işte ben aşağı yukarı 6-7 sene bir burada görev yaptım. Önce staj eğitim merkezinde yürütme kurulu üyeyi yaptım. Son 2 senede de başkanlık yaptım staj eğitim merkezine. Avukatlık hukukunu her yönüyle avukatın ne olduğunu öğretmeye çalıştık. Önceliğimiz o oldu yani. Sonradan da kurgusal davalara geçtik. Artık normal olarak bir mahkeme salonunun tam kurulumunu yaptık. Orada stajyerleri bir nerede durulur, nasıl yapılır, işte nasıl savunma yapılır, nasıl işte belli anlamlar, hangi durumda nasıl cevap verilir, bir dilekçe nasıl hazırlanır, dilekçeler karşılığında. Bir mahkeme süreci başlangıçtan sonuna kadar artık pratik olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Hukukçu insan sevgilisiyle doğru olacak, doğa sevgisiyle doğru olacak. Hukukçu öncelikle dürüst olacak. Avukat mesleğini tam olarak yapılabilmesi, hukukun tam olarak yerine getirebilmesi için. Vicdan sahibi olacak. Her anlamda toplumla, insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olacak. Mütevazı olacak. Bundan öteye tüm bu vasıflara sahip, niteliklere sahip olabilmek için de mutlaka ve mutlaka çok bilgili olması gerekiyor. Onun için de çok okuması, çok araştırması, incelemesi, her konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Biz özellikle bunları iletmeye çalıştık hukukçulara, stajyer arkadaşlarımıza. Çünkü avukatlık mesleği ta geçmiş yıllardan bu yana en önemli meslek gruplarından bir tanesi, hatta ikisinden bir tanesidir. Ben hep o derslerimde de bunu söylüyordum. İki tür meslek çok önemlidir. Tarihin ilk zamanlarından beri bir tanesi doktorluk mesleği, çünkü canını teslim ediyorsun. Bir tanesi de avukatlık mesleğidir. Neden? Ona da hem canını hem malını teslim ediyorsun. Ne kadar önemli olmaksa tamamen teslim oluyorsun. Ve emanet ediyorsun kendini avukata. O sorumluluk altında biz görev yapıyoruz. Onun için de demin saydığım niteliklerin hepsine haiz olması gerekiyor avukatın. Ve de bunlara haiz olduğu zaman da toplum gerçekten, hani bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz adalet, işte bunlar tam olarak sağlanırsa avukatlık mesleğinin bir toplumun inşasında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu bilinç içerisinde biz staj eğitimini yaptık işte. Hep bunları vurguladık o kısa süre içerisinde. Bilgileri öğretemeyebilirsin ama bir avukatın, bir insanın, özellikle dürüst bir insanın nasıl olması gerektiğini öğrettik. En azından kendimizce belli bilgileri verdik stajyer arkadaşlarımıza. Yani yeni mesleğe başlayacak olan meslektaşlarımıza. Ve bunu heyecanla verdik yani. Ben bu
Staj eğitim ya zaten görevini hiç başka hiçbir görev üstlenmek istemedi barla. Bunu vermek istedi. Onları kendi çocuklarımız gibi gördük. Onlar nasıl çocuklarımızsa benim zaten Türkiye'deki tüm çocukları, gençleri kendi çocuklarımız gibi görürüz. Kendi çocuğumuzun şefkatini, sevgisini onlara sunduk. Bir içimizde ne varsa bizde olan onları onlara vermeye çalıştık. Heyecanla vermeye çalıştık. O ne olacak? Onları düzelirse toplumu da düzelmesinde çok önemli bir pay sahibi olmuş oluyoruz bu şekliyle. Bu. Avukat Seyit Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulumuzda stajyer avukat olarak görev alan ve artık mesleklerinin henüz başında olan çok değerli iki meslektaşım var. Avukat Bihter Ok ve Avukat Onat Yılmaz. Sözü onlara bırakıyorum, onları dinleyelim. Herkese merhaba. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin kuruluşunun 25. yılını kutlamak için bugün buradayız. Ben Avukat Bihter Ok. Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu'nda staj avukatken görev aldım. Ve bu süreçte tanıdığım değerli insanları, edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz hukuk fakültesini bitirip yasal stajımızı başlattığımızda Staj Eğitim Merkezi bünyesinde bizim bazı dersler almamız gerekiyor. Bunu öğrendiğimde benim aklıma gelen ilk soru, fakültede aldığımız derslerden farklı olarak ne öğrenebileceğimizdi. Aslında bunun ayırdına varabilmek adına eğitim zorunlu olduğu için gelmenin bir mecburiyet olduğunu düşünmektense ben bu eğitimden en yüksek faydayı nasıl sağlayabilirim diye düşünmek lazım bence. Çünkü bize fakültede ağırlıkla kitaplarda yazan teorik bilgiler öğretilir. Ancak Staj Eğitim Merkezi'nde kıymetli meslektaşlarımız, değerli hocalarımız çok büyük bir özveriyle yıllara dayanan deneyimleri bize anlatıyor, uygulamayı gösteriyorlar. Ayrıca biliyoruz ki pratik ve teori her zaman birbirini takip edemeyebiliyor. Bu durumda bizimle karşılaştığımız istisna durumlarda nasıl bir yol izleyebileceğimizi, metodoloji olarak nasıl düşünmemiz gerektiğini kavramamız lazım. İşte daha mesleğin başındayken Staj Eğitim Merkezi içinde bulunduğu zaman kısıtına rağmen ki bu 3 haftalık bir süreye tekabül ediyor, bizi hazırlamayı amaçlıyor. Bu amacı yerine getirmek için de arka tarafta işleyen çok güzel bir çark var. O da yürütme kuruludur. Benim yürütme kuruluna görev almak istememse pandemi dönemi öncesinde İstanbul Barosu'nda yapılan açılış konuşmasıdır. Staj Eğitim Merkezi'nde dersler başlamadan önce yapılan bu açılış konuşmalarında tüm yürütme kurulu üyelerimiz bulunur. Yürütme kurulunda da 3 aylık süreyle görev alan stajyer meslektaşlarımız bulunur. Benim dönemimde yapılan açılış konuşmasında Selen konuşuyordu, Staj Eğitim Merkezi'ni anlatıyordu. Merkezin aslında genç meslektaşlara bunu yapabilme imkanı tanıması çok önemli bir şey. Ama bunun yanı sıra yönetim kademelerinde kadınların eşit olarak bulunmasının teşvik edildiğini görmek beni çok gururlandırmıştı. O yüzden ben de başvurumu yapıp yeni dönem açıldığında görevimi almıştım. Ben bu görev kapsamında birçok kıymetli meslektaşımla tanıştığım gibi stajyer avukatların öneri ve görüşlerinin her birinin yürütme kurulu toplantılarında nasıl değerlice, nasıl detaylıca değerlendirildiğini, ondan sonra stajyer avukatlara verilecek derslerin günümüzün ihtiyaçlarına uyarlanarak nasıl revize edildiğini, özellikle de mesleğin başındaki avukatların karşılaşacağı güçlüklerle nasıl destek olunabileceğini en yüksek özenin gösterildiğini gördüm. Tüm bunlar için öncelikle Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Avukat Elif Görgülü'ye ve tüm Yürütme Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Baro Başkanımız Sayın Avukat Mehmet Rakoğlu'nun dediği gibi avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Mesleğe daha ilk adımımızı attığımızda bize bunu öğreten değerli Staj Eğitim Merkezimiz ve İstanbul Baromuza saygılarımızı sunarım. Herkese merhabalar, ben Avukat Onat Yılmaz. İstanbul Barosu'nun en genç avukatlarından birisi ve aynı zamanda Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu'nun eski bir üyesi olarak bugün karşınızdayım. Öncelikle 25. yılını kutlayan Staj Eğitim Merkezi'nde sadece bir öğrenci değil, aynı zamanda görev aldığım için oldukça mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sizlere öncelikle Staj Eğitim Merkezi bünyesinde verilen eğitimden bahsetmek istiyorum. Bu eğitim alanında deneyimli avukat büyüklerimiz, öğretim görevlileri ve hakimlerimiz tarafından veriliyor. Kendi içerisinde hem teoriye yönelik hem de uygulama yönelik önemli ve değerli bilgiler içeriyor. Bu eğitimi almanız akabinde gerek çalıştığınız ofiste gerekse adliyelerde çok daha etkin ve etkili bir şekilde avukatlık yaptığınızı eminim siz de fark edeceksinizdir.
Bu eğitimi almanız sonrasında kurgusal dava çalışmasının başarıyla sona erdirmeniz ve adli yardım nöbetinizi tutmanız ile staj eğitim merkezinden mezun olmuş ve sertifikanızı almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Kısaca eğitimle alakalı vermek istediğim bilgiler böyle. Şimdi ESİ görevimden de kısaca bahsetmem gerekirse, her 3 ayda bir Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu'nda 2 adet stajyer avukat meslektaşımızın görevlendirilmesiyle ilgili mülakatlar yapılıyor. Sizlere kişisel olarak tavsiyem, bu mülakatlara başvurarak Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu'nda görev almanızdır. Zira gerek bu göreviniz sırasında yaptıklarınız, gerekse göreviniz çerçevesinde tanıştığınız çok değerli gerek meslek büyüklerimiz, gerekse dekanlar, bazı hakimler ve Cumhuriyet Savcıları olsun, size oldukça güzel dönüşler, oldukça güzel katkıları oluyor. Bu yapılan görevleri de kısaca sıralamam gerekirse, açılış derslerinde ve staj eğitim merkezinin düzenlediği seminerlerde sunuculuk yapmak, kapanış derslerinde hoca olarak katılarak orada stajyer meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini toplamak, düzenli olarak yapılan, haftalık olarak yapılan staj eğitim merkezi yürütme kurulu toplantılarına katılarak görüşlerinizi bildirmek ve stajyer avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara bilginiz dahilinde çözüm aramak, çözüm bulmak olarak sıralayabilirim. Yine kendi adıma konuşursam oldukça güzel deneyim olduğunu ve herkesin bu görevi, en azından göreve başvurmayı ve kabul olduğu takdirde de 3 ay boyunca güzel bir şekilde bu görevi yapmasını tavsiye edebilirim. Genel olarak Staj Eğitim Merkezi ve ESİ görevimle alakalı söyleyeceklerim bunlardır. Buradan Staj Eğitim Merkezi'nin değerli başkanı Avukat Elif Görgülü'ye ve beraber çalıştığımız diğer Avukat Volkan Bahadır, Avukat Gülderen Zerrin Kavak Yıldırım ve diğer yürütme kurulu üyelerine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. Başarısı bol bir meslek hayatı dilerim. Saygı ve sevgilerimle. Sevgili Bihter ve Onat'a çok teşekkür ediyoruz. Diğer tüm meslektaşlarımız gibi bizim için çok değerliler. Evet, Staj Eğitim Merkezi'ndeki süreç tabii ki iyi bir takım çalışması. Bu da aidiyet duygusu yüksek, sorumluluğunu bilen idari personelimiz ile mümkün olabiliyor. Sevgili arkadaşlarımız Elif, Dilek, Onur, Feyzullah ve Güleya ve bugüne kadar Staj Eğitim Merkezi'mize emek vermiş olan tüm idari personelimize emeklerinden ve fedakarca çalışmalarından dolayı huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Evet, 25 yılın 20 yılına tanıklık etmiş Staj Eğitim Merkezi İdari İşler Müdürümüz Nevzat Aydın için isterseniz Staj Eğitim Merkezi'nin bel kemiği deyin, isterseniz beyni deyin. Ama Staj Eğitim Merkezi'ne çok emeği geçmiş, adeta mihenk taşı. Kendisinden huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi bu geçmiş 20 yılı kendisinden dinliyoruz. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin bu 25 yıllık serüveninin 20-21 yıllık bölümünde bir çalışan emekçi olarak görev aldım. Serüvenin başlangıcının, yani SEM'in kuruluşunun son derece etkileyici bir hikayesi var. O dönem kuruluş çalışmalarında yer almış çok değerli insanlardan bu hikayeyi defalarca dinleme imkanım oldu. Bu yüzden de kendimi şanslı sayıyorum. Merkezin kuruluş fikrinin ortaya çıkışı, 1995 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir toplantıda bu fikir etrafında yürütülen çalışmalar ve Türkiye'de bir ilk olarak merkezin kuruluş kararı ileri görüşlülük, öncülük, yenilikçilik içeriyor. Yine 1996 yılında yapılan pilot eğitim çalışmaları ve sonrasında da merkezin fiziki bir mekana kavuşturulması fedakarlığın, dayanışmanın bir sonucu. SEM çalışmaları 2 yıllık dönemler için atanan yürütme kurulları ve tamamı gönüllü hukukçulardan oluşan devasa bir öğretim görevlisi kadrosu tarafından yürütülüyor. Bir anlamda taş üstüne taş koyma şeklinde ilerleyen bir kurumsal eğitim süreci söz konusu. Kendi alanlarında yetkinleşmiş çok değerli insanların gerek yürütme kurulu üyesi olarak gerekse de öğretim görevlisi olarak ailelerinden, işlerinden fedakarlık ederek büyük bir özveriyle
cömertçe bilgilerini, deneyimlerini genç hukukçulara aktardıklarına tanıklık ettim. Mütevazı koşullarda 100-200 stajyer avukatla başlayan staj eğitiminin yıllar içerisinde büyüyerek yılda 5-6 bin stajyer avukatta mesleğe hazırlık eğitimi verebilecek bir kapasiteye ulaşmasının yine pandemi koşullarında bile eğitim çalışmalarının neredeyse hiç ara verilmeden devam ettirilebilmesi büyük bir başarı. Bu başarının sırrı da az önce ifade etmeye çalıştığım bu fedakarlıkta, bilgiyi, deneyimi genç kuşaklarla paylaşma isteğinde, şevkinde gizli. Şimdi tabii yaptığınız işin bir ayağında toplumlar için yaşamsal öneme sahip hukuk, diğer ayağında da yine aynı önemdeki gençler olunca ve üstüne de çok değerli bir çabaya, özveriye tanıklık edince işinize yaklaşımınız da ister istemez olumlu yönde etkileniyor. Kendi adıma sıradan günlük bir iş yapar gibi değil de bu farkındalıkla hem emek hem de fikirsel boyutuyla çalışmalara katkı sunmaya, yürütme kurullarına bu anlamda destek olmaya gayret ettim. Taş üstüne taş koyma sürecinde çorbada tuz misali bir katkı sağlamış olmak benim için son derece mutluluk verici. Staj Eğitim Merkezi'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Staj Eğitim Merkezi'ne katkı vermiş olan bugün hayatta olmayan çok değerli hukukçuları saygıyla anıyorum. Ayrıca eğitim çalışmalarına yürütme kurulu üyesi ve öğretim görevlisi olarak geçmişten günümüze katkı sunmuş değerli hukukçulara, ne SEM'de birlikte emek harcadığımız çalışma arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağlık, esenlik diliyorum. Pandemi koşullarının en kısa sürede sona ermesini ve geçmişteki gibi yeniden yüz yüze eğitimlere başlayabilmeyi temenni ediyorum. Sevgili Nevzat Aydın, çok teşekkür ederiz. Sizinle beraber çalışmak da bizler için çok değerli. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Ve şimdi birlikte görev almaktan büyük mutluluk duyduğum, ortak hedeflerde buluştuğumuz ve örnek bir ekip çalışması sergilediğimiz çok değerli yol arkadaşlarıma, 10. dönem yürütme kurulu üyelerimize sözü bırakmak istiyorum. Kendileri duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşacaklar. Hep birlikte dinliyoruz. Değerli meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Avukatlık mesleğinin 3 temel özelliği var. Birincisi avukatlığın bir kamu hizmeti olması. Avukatlar kamu görevlisidir. İkinci olarak avukatlık serbest bir meslektir. Avukatlar Türkiye'de her ilde yerleşme ve faaliyette bulunma özgürlüğüne sahiptir. Ve üçüncü olarak da avukatlık bağımsız bir meslektir. Halkın hak arama özgürlüğünü kullanmasına yardım ederler. Dolayısıyla avukatın mesleğe başlarken haklarını öğrenmesi çok önemli bir konu. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçtik. Umarım en kısa zamanda tekrar yüz yüze eğitime geçeriz. Ondan önce yüz yüze eğitimlerde kapanış derslerimiz oluyordu. Orada stajyer avukatların şikayet ve önerilerini alıyorduk. Onlara göre işte eğer bir varsa hatamız onları düzeltmeye çalışıyorduk. Ve hukuk çerçevesinde olan önerileri de hayata geçirmeye çalıştık. Bir gün kapanış dersinde sınıfa girdim. Tahtanın başına geçtim. Baktım tahtaya. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ederiz diye bütün tahtayı kaplayacak şekilde yazı yazmışlar. Gerçekten çok duygulandım. Bir eğitimciymiş, uzun yıllar meslek içi eğitimlerde bulunmuş,
Baro Başkanımız Mehmet Turakoğlu'nun açılış konuşmasında 3 hafta sonra değişimi göreceksiniz diye bir sözü vardı. O sözüne inanmamıştım ama gerçekten haklıymış, çok yararlandım derslerden diye söylemişti. Ben bu vesileyle İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde ders veren avukat, akademisyen, bütün değerli meslektaşlarımıza ve fedakarca görev yapan Staj Eğitim Merkezi ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Stajyer avukatlarımıza da meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bugün İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutluyoruz. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'ne yürütme kurulu üyesi olarak atandıktan sonra 12 Şubat 2019'da göreve başladık. Ve yürütme kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber stajyer meslektaşlarımıza daha güzel hizmet verebilmek için elimizden gelen gayretleri göstererek kendilerine almış oldukları derslerin yanı sıra birçok seminerler düzenledik. Ayrıca atölye çalışmaları düzenledik. Bu atölye çalışmaları 30'ar kişilik gruplar halinde İstanbul Barosu komisyonlarından, gerek komisyon gerek de merkezlerden destek alarak onlarla beraber gerçekleştirdik. Sigorta hukuku komisyonuyla tazminat hukukuna ilişkin, çevre hukuku komisyonuyla çevre hukukuna ilişkin ve sağlık hukuku komisyonu, iş hukuku komisyonu, birçok komisyonlarla bu atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Bu atölye çalışmalarını yapmamızdaki amaç da stajyer meslektaşlarımızın mesleki kariyerlerini planlamalarında destek olmaktı. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin daha nice 25 yıllarının kutlu olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. İstanbul Baromuz Staj Eğitim Merkezi, Türkiye barolarına öncülük eder mahiyette. Aynı zamanda da dünyada sınırlı sayıda henüz avukatlık mesleğine adım atılacağı sırada çok ciddi pratiğe yönelik meslek eğitimi veren bir organizasyon. Bu açıdan mesleğin onurunu, vakar ve haysiyetini temsil edecek olan meslektaşlarımızın fakültedeki lisans öğretimleri, teorik bilgilerine müteakip, pratiğe yönelik son derece donanımlı meslek ahlakını kazanması bizler açısından bir misyon durumunda. Bu açıdan İstanbul Barosu mensubu olacak ve tüm Türkiye'de avukatlık vazifesini icra edecek olan meslektaşlarımızın mesleğe ilk adımlarında onlarla bir arada olmak ve onları mesleki anlamda yeterli seviyeye eriştirmek, pratiği, uygulamayı onlara izah edebilmek için büyük bir fırsat. Bu fırsat çerçevesinde tüm meslektaşlarımızla bir araya gelmek ve mesleğe ilk adımını attıkları noktada onlarla tek vücut olmak İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin kıymetli bir vazifesi. Bugün İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin 25. yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutluyoruz. Gerçekten çağımızda bilginin ne kadar büyük bir güç olduğunu bilen bir kurum olarak hareket ediyoruz ve bu bağlamda Staj Eğitim Merkezi olarak stajyer avukat meslektaşlarımızın eğitim ve gelişimi için bir bayrak yarışı niteliğinde bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Eminiz ki ustalarımızın, üstadlarımızın getirdiği bu bayrağı layıkıyla taşıması için bundan sonraki nesillere de aynı şekilde teslim edeceğiz. Nice 25 yıllara diyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi bugün 25. yılını kutlamakta. İstanbul Barosu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı ve en büyük hukuk kurumlarından bir tanesi. Aslında sadece bir hukuk kurumu olmanın ötesinde aynı zamanda bir eğitim kurumu. Çünkü Staj Eğitim Merkezi senede yaklaşık 6000 tane stajyere hukuk eğitimi veriyor. Onları avukatlığa hazırlıyor. Dolayısıyla okulda öğrendikleri teorik bilgileri burada pratiğe yansıtmalarını, meslek yaşantılarına yansıtmalarını sağlayacak bilgileri burada Staj Eğitim Merkezi'nde alıyorlar. Son dönemde pandemi sebebiyle online eğitime geçildi. Online eğitimde de mesela kurgusal çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 400 kişi bir pratik olayı tartışıyor ve 400 stajyer aynı anda soru sorabiliyor sistemden, cevap alabiliyor. Bu şekilde çalışmalarla devam ediyoruz. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi uzun yıllar hizmet verecektir hukuk camiasına diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. 2007 yılında stajyer olarak
gelmiş olduğum bu birimde bugün gelinen noktada 2018'den beri Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyelerinin arasında en genç üyeyim. Dolayısıyla Staj Eğitim Merkezimize genç meslektaşlarımızın, stajyer arkadaşlarımızın ulaşması yolunda iletişim kanallarının tamamını günün şartlarına uygun olarak dijital ortamda, sosyal medyada, her türlü mecrada olgunlaştırıp kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapmaktayız. Geçtiğimiz bu pandemi süreci içerisinde de yine stajyerlerimizin baro ile iletişimini en verimli halde sonuçlara ulaşmaları adına, kendilerine sunmak adına bütün yürütme kurulumuz olsun, baromuz olsun elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Yine böyle devam edeceğiz. Umarım bu süreç kısa sürede sonuçlanır ve 25. yılımızı devam eden günlerde de güzel bir şekilde hatırlamaya, anmaya ve kutlamaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi 25. yıl dönümünü kutluyor. Ve biz de Staj Eğitim Merkezi'nin çeyrek asırlık tarihinin içinde görev alan yürütme kurulu olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Staj Eğitim Merkezimiz bizim göz bebeğimiz, çok değerli bir merkezimiz. 10. dönem yürütme kurulu olarak göreve geldiğimiz ve ilk toplantımızı gerçekleştirdiğimiz 12 Şubat 2019 tarihi bizim için çok anlamlı ve unutulmaz bir tarih. Çünkü ne kadar değerli bir kurumun eğitim sürecine katıldığımızı ve bunun ne büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk olduğunu ilk günden bu yana biliyoruz. Göreve başladığımızdan bugüne kadar 10.894 stajyer avukat meslektaşımıza eğitim verdiğimizi söyleyebilirim. Sayılarla konuşmayı sevmesem de geriye dönüp baktığımızda değerli baro başkanımızın da söylediği gibi dünyanın en büyük barosu olmanın tafrasını satmak yerine gereğini yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir kota uygulamıyoruz. Staj eğitimini almak isteyen hiçbir meslektaşımızı geri çevirmiyoruz. Yaşadığımız pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin imkansız hale gelmesi karşısında bir ilk olarak baromuzun çok kısa bir süre içerisinde uzaktan eğitim altyapısını oluşturup online eğitimlerimize başlamış olmamızdan da bahsetmek istiyorum. Bu süreçte de bugüne kadar online eğitim ile 5.894 stajyer meslektaşımız eğitimlerini tamamlayarak pek çoğu avukatlık yapmaya başladı. Onlarla gurur duyuyoruz. Şu anda stajyer meslektaşlarımız stajının ilk 6 ayında Staj Eğitim Merkezi derslerini tamamlayarak stajının ikinci 6 aylık dönemine başlamaktadır. Bundan dolayı da mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü stajyer meslektaşlarımızın daha stajının başında hak ve yükümlülüklerinin bilinciyle mesleğe ilk adımlarını daha güvenli ve sağlam olarak hukukçu yetkinliğini kazanmış olarak atmalarının mesleğimiz için bir değer yaratmak olacağının da farkındayız. Sonuç olarak kolay bir iş yapmıyoruz, biliyoruz. Ama çok onurlu ve gururlu bir görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Genç meslektaşlarımızın hem avukatlık hukuku anlamında, hem meslek ilke ve kuralları anlamında ve hem de usul kuralları anlamında tam ve donanımlı olarak merkezimizden ayrılmalarını hedefliyoruz. Mesleğimizin geleceğini, değişen ve gelişen dünyanın mesleğimize getireceklerini, gelecekteki avukatlık mesleğini çok önemsiyoruz. Ve genç meslektaşlarımıza merkezimizde sunmuş olduğumuz eğitim programlarımızda, seminer ve atölye çalışmalarımızda tamamen bu bakış açısı ile ve empati ile hareket ediyoruz. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi olarak stajyer meslektaşlarımızı öncelikle meslek ilke ve kurallarını ve avukatlık kanununu özümsemiş olarak mesleğini daha dinamik, daha güçlü ve daha vizyoner yapabilmesi adına gelecekteki avukatlık alanlarını hazırlamaya çalışıyoruz. Yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil ederken bağımsız ve özgür birer avukat olmanın onur ve gururunu yaşayacaklarını anlatıyoruz onlara. Staj eğitimden yolu geçen tüm meslektaşlarımızın hukuk fakültesi mezunu olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Aslında onlara ikna sanatının inceliklerini öğretiyoruz. Avukatlık mesleğinin kıymetini anlatıyoruz. İletişim ve beden dili eğitimlerimiz ile kendisini doğru ifade edebilmesine katkı sunuyoruz. Çok yeni kurduğumuz kitap kulübümüz ile entelektüel bakış açısı kazandırmak amacımız. Zira biliyoruz ki avukatlar yasaları körü körüne uygulayan kişiler değil, onları toplumun değişen gereksinimlerine göre iyiye ve yararlıya doğru yönlendiren ve yorumlayan, bir diğer taraftan da sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren toplum önderleridir. Bunun için de aklın ve bilimin dışında yol gösterici olmadığını bilerek, kimseye tabi olmayan,
aklını ve vicdanını temiz ve özgür kılan avukatlar olabilmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayan, meslek sırlarının korunmasına, meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşmamaya, meslektaşlarıyla, müvekkilleriyle ve yargının her türlü kurum ve kişileriyle olan ilişkilerinde özenli ve güvenilir olmaya azami dikkat sarf eden, sürekli olarak bilgiyi arayan, bilgiye susayan, öğrenmenin yaşam boyu süren bir eylem olduğunun bilincinde olan, farklı düşünen, hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla eski köylere yeni adetler getiren, ahlaklı, onurlu, hukuk insanları olmalarına destek verdiğimizi anlatıyoruz. Kısacası bizim hedefimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğütlediği gibi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür avukatlar yetiştirmek ve yola onlarla devam etmek. Bu hedefi bizimle paylaşan, bize el veren, yüreklendiren, yanımızda olan herkese, Staj Eğitim Merkezimize bugüne kadar fedakarca katkı sunan çok değerli öğretim görevlilerimize, üstadlarımıza, bugüne kadar Staj Eğitim Merkezi'nde görev yapmış olan yürütme kurullarımıza, eğitimlerimizde birlikte çalıştığımız baromuzun değerli meslek ve komisyonlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu olarak son teşekkürümüzde bizi bu göreve layık gören ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İstanbul Barosu Yönetim Kurulumuza olacak. İnsan okuduklarıyla, gördükleriyle, inançlarıyla ve yaşadıklarıyla sentez yaparak geleceğe ışık tutar. Işık tutan eller değişir, taşıdıkları ışık ise ölümsüzdür. Staj Eğitim Merkezimizin ışığının sönmeyeceği inancı ile nice 25 yıllara. Evet, bugün burada bizlerle olan değerli konuklarımız, programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda Staj Eğitim Merkezimizin kuruluş yıl dönümünü bir pasta ile kutlamak istiyoruz. Haydi hep birlikte pastamızı keselim. Staj Eğitim Merkezimizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Bugün burada bizlerle olan tüm üstadlarımıza, konuklarımıza bir kez daha sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ve hep birlikte şimdi 25. yıl pastamızı kesiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet.